İyi akşamlar değerli tek etekte beraberiz ve ne yazık ki keyifli bir tek etek yapmak mümkün olmuyor bu ülkede yaşayınca. Bu hafta niyetimiz böyle biraz daha havadan sudan bir konuyla karşınızda olmaktı. Ancak Türkiye'nin gündemi genellikle tatsız olaylarla değişiyor. Gün geçmiyor ki doğal veya gayri doğal bir felakette karşı karşıya kalmayalım. Ve bu haftanın tatsız olayı, en tatsız olayı diyeyim. Tatsız olayların sayısı çok da en tatsız olayı Suriye'de, İdlib'de vermiş olduğumuz şehitlerdi. Önce 8 şehidimizin haberi geldi. 7'si Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu. Ardından dün de 5 şehidimizin haberi daha ulaştı. Ve bölgede gerilim artıyor. Biz sürekli görüşüyoruz Ruslarla, özellikle Putin'le. Ancak bu görüşmelerin bir fayda sağladığını söylemek mümkün değil. Çünkü şehitler devam ediyor. Azalarak da olsa. Bölgede gerilim devam ediyor. Ne olacağı konusu ise, yani buradan nereye varılacağı konusu ise son derece karmaşık bir denklem gibi duruyor karşımızda. Türkiye ne yapmalı, ne etmeli bilemiyoruz. Bugün Sayın Bahçeli'nin gerekirse Şam'a gidelim yaklaşımı sergilediğini gördük. Bu da çok Türkiye açısından istenen bir senaryo değil elbette. Ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum ben. Bilmediğim için de bilenlere sormak en iyisi diye düşündük ve üç değerli konuğum var. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bütün pozitif yaklaşımınız ve güler yüzünüzle stüdyoya gelmeniz bizi mutlu etti. Teşekkür ederim. Doktor Eray Güçdeğer, Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Eray Bey, size hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizi epeydir ağırlayamadık burada. Yeniden kavuşmak iyi oldu. Teşekkür ederim. Hiç yaşlanmamışsınız. Gençliğinizi aynen koruyorsunuz. Sağ olun. Yusuf Alabarda, güvenlik ve strateji uzmanı. Yusuf Bey geçen hafta da buradaydı. O kadar beğenildi ki umumi arzu üzerine bir kez daha davet ettim. Eyvallah. Hocam gerçekten yani şeyler, izleyiciler, ya o kimdi dediler. Anlıkla çok tezgahına sıkmıyorsunuz herhalde. O kimdi, şahane bilgiler verdi dediler. Biz de sizi şahane bilgilere devam etmek için bir kez daha çağırdık. Sağ olun. Ama izin verirseniz yaş icabı herhalde hepinizin büyüğü olsa gerek. Sayın Hocana başlayacağım. Hocam, kötü günler geçiyoruz demek mümkün. Yani Türkiye açısından şimdiler hiç olmadığımız kritik kadar günler. Belki kritik bir dönemdeyiz ve güney komşularımızın, komşumuzla düzelmeyen bir ilişkimiz. Bir tarafında Amerika'nın kurmaya çalıştığı bir PKK, PYD, Kürt devleti, hemen yanı başında kendi kendine İdlib'de oluşmuş bir terör bölgesi ve bu bölgeyi temizleme sözü veren ancak bunu beceremeyen Türkiye ve sonunda buraya bir operasyon düzenleyerek Türkiye'ye karşı hem bir göç algısı başlatan hem de oradaki Türk askerini hedef haline getiren Rusya destekli bir Suriye ordusu. Siz ne görüyorsunuz oraya baktığımız zaman? Nerede hata yaptık ya da ne yapmalı? Şimdi iki soruda birbirleriyle bağlantılı. Yani nerede hata yaptık ve ne yapmalı? Birisi yanlışlıkların nerede olduğunu söylemekle başlamalı. Diğeri de hem şimdi hem de geleceğe yönelik öngörülerde bulunarak katkıda bulunmaya çalışalım. Şimdi Suriye örneğinde baktığımızda tabii çok özel olarak Türkiye'nin hem güvenliğini, sınırsal güvenliğini ve diğer taraftan 4 milyonu aşan Suriyeli göçmenle Türkiye'nin iç güvenliğini, sosyal düzenini deyim yerindeyse tehdit eden, çatırdatan ve Türkiye'yi endişelendiren gelişmeler olarak görmek lazım. Arap Baharı'nın aslında Türkiye'ye yaramadığını söylemekle başlamak istiyorum. Arap Baharı tabii bilindiği üzere bu coğrafyada demokratik ülkelerin oluşmasını sağlamak, diktatörlüklerin ortadan kaldırılmasını öngören bir projenin uygulamaya sokulmasıdır. Bunun bir önceki örneği Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde Turuncu devrimler. Oralardaki tabii sosyal dengeler, oralardaki siyasal ve ideolojik arka plan Orta Doğu'daki gibi olmadığı eğitim için... Eğitim düzeyi belki. Doğrudur. Eğitim düzeyinin tabii çok yüksek olması demokrasiye geçişte çok önemli bir katkı sağladı. Bunu kesinlikle söylemek lazım. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin tamamı için geçerlidir, evet. Bu.
Orta Doğu için ise bunu söylemek çok ne yazık ki mümkün değil. Ben 2016 yılında Ürdün'de bir toplantıya katıldım. Kıyaslama şuydu Fatih Bey, 1648 Vesfalya Anlaşması gibi yani 30 yıl savaşları sonrasında Avrupa'da ortaya çıkan demokratikleşme, ulus devlet kavramları gibi kavramların açık topluma götüren değerlerin Orta Doğu'da ortaya çıkıp çıkamayacağı yönde bir uluslararası proje. Cambridge Üniversitesi ile Alman Körber Vakfı'nın organize ettiği bir proje dizisiydi bu. Konuşmacılardan biri de bendim. Orta Doğu ülkelerinden hemen hemen hepimiz oradaydık. Yani Mısır'dan Suudi Arabistan'a, işte İran'dan Ürdün'e kadar hepsi oradaydı. Ve toplantının sonunda şunu gördüm ben. Biz aslında Orta Doğu'ya ait değiliz. Zihinsel olarak ait değiliz, kültürel olarak ait değiliz. Bizim Orta Doğu'ya yakınlığımız var, dinen yakınlığımız var. Belki bazı geleneklerimiz o süreç içerisinde alındı ama biz Orta Doğulu değiliz. Yani düşünce boyutu olarak Orta Doğulu değiliz. Orada çok açık ve net bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi bizim tabii en büyük sorunumuz Suriye örneğinde da özellikle... yanlış algılamaların ve yanlış hesaplamaların bizi götürdüğü bir yanlış mecra vardı. Ben de siz de çok defalar bu televizyon kanalından Suriye'ye girilmemesi gerektiğini, Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerinde taraf olunmaması gerektiğini müteahhit defalar söyledik. Şimdi hala da söylemeye devam etmek lazım. Çünkü uluslararası ilişkilerde iki ana arter çok önemli. Bir tane sizin askeri gücünüz, bulunduğunuz coğrafyadaki askeri gücünüz ve komşularınızla olan ilişkileriniz. İkincisi sizin uyguladığınız diplomasi. Yani siyasal anlamda ve gerçek diplomatik anlamda nasıl söylemler geliştiriyorsunuz? Arabulucu musunuz? Taraf mısınız? Ülkeler size ne derece güveniyorlar? Güvenli koruyor musunuz? Çünkü ülkeleriniz size güvenmediği için... Kimlerle masaya oturabiliyorsunuz? Tabii ki. Bütün bunlar doğrudur. Bütün bunlar tabii... Türkiye için özellikle Arap Baharı'nın başladığı andan itibaren tepe taklak olan gelişmeleri bize beraberinde getirdi. Ve biz 2011 yılından itibaren önce Suriye örneğinde yanlış hesapladık. Yani şunu yanlış hesapladı hükümet, o zamanki hükümet. Amerikalılar Türkiye'ye bir şekilde bir söz verdiler ama ne sözü verdiler hala bilemiyoruz. Hani hiçbir şey olmamış olsa bile muhakkak bir şey olmuştur diye bir şey var diye geçen seçimlerde. Yani Amerikan yönetimi... Türkiye'ye bir şeyler söz verdi ama ne verdiğini çıkaramadık. Onu akademik olarak tabii ileride belgeler yayınlandığında göreceğiz. Ama şunu biliyoruz. Barack Obama yönetiminde Türkiye'nin Orta Doğu'da özellikle Arap Baharı'nda taraf olmaya başlaması Türkiye'nin klasik Türk dış politikasındaki tarafsızlığı ve mümkün olduğunca da arabulucu olma rolünü devre dışı bıraktı. Burada Suriye örneğinde bir başka yerde de söyledim, burada da tekrar edeyim. Türkiye-Suriye ilişkileri, Fatih Bey, bir gün önce düğün evi olan bir yerin ertesi gün cenaze evine dönüşmesi gibi. Ve bu normal değil. Yani iki komşunun böylesine... Bu kadar yakın iki komşu. Evet, yani şöyle düşün bakalım isterseniz. Yani Türkiye 2004'ten itibaren Suriye ile ilişkileri geliştirdi. Hatta 2000'den itibaren başladı. Yani baba Esad'ın ölmesinden itibaren. Ama hükümetler düzeyinde anlaşmaların imzalanması, sınırların kaldırılması, ortak kabine toplantıları vesaire. İşte Ankara'dan, ben size söyleyeyim, Ankara'dan Halep'e, Şam'a 59 euroya gidiliyordu. Yani bütün hafta sonunu geçiriyorsunuz. Tabii geldikten sonra mide sorunumuz oluyordu yemekten, o ayrı dava ama... böyle bir yakınlık vardı. Mesela benim kendi bölümden örnek vereyim ben. Her hafta sonu Halep, Antep'teydi, Antep Halep'teydi. Kesinlikle bu doğru. Hatta şöyle diyeyim, bizim bölüm... Pasaportsuz geçişlere başlamıştı. Tabii. Uluslararası İlişkiler bölümü bizim 90'lı yıllarda Türkiye ile İsrail arasındaki yakınlaşma nedeniyle çok sıkı bir ilişki içine girmiştik. Yani bizim her hafta neredeyse İsrail'den bir konuşmacı vardı. Hatta bir öğretim üyesi arkadaşımız dedi ki ya Gazze'den sonra en fazla İsrail işgali altında olan yer bizim bölüm dedi. tabii o kadar çok yoğun bir ilişki vardı. Sonra bunu Suriyelilere aktardık ve biz Suriye ile gerçekten çok ilginç bir süreç yaşadık 2004 ile 2011 arasında. Ve Türkiye, Fatih Bey, özellikle Suriye'yi Avrupa Birliği ile
ortaklık anlaşması için öneren ülke. Şamgen kavramını kullandı Türkiye ve biz bütün dünyada özellikle Suriye ile İsrail arasındaki çatışmada ara bulucu olarak Türkiye Orta Doğu'nun vicdanıydı. Bu Orta Doğu'nun vicdanı kavramını çok bilerek kullanıyorum. Bunu yazdığım için de söylüyorum. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın web sayfasına yazdım. Türkiye Orta Doğu'nun vicdanıdır. Niye? Çünkü Orta Doğu'daki bütün bu çatışma alanlarında Türkiye taraf tutmadan herkesi bir arada kucaklayan ve onlara güven veren bir ülke konumundaydı. Şimdi nerede yanlış yapıldı sorusuna verilecek yanıt. Suriye'deki gelişmeler sadece hükümetin değil tabii, bunu da söyleyelim. Yani rüzgar çıktı, önüne ne geliyorsa katıp götürüyor. Siz zayıfsanız işte sizin çatınızı uçuruyor, bir tanesinin penceresini kuruyor veyahut da direği düşürüyor. Direğin altındaysanız kafanıza düşerse gidiyorsunuz. Türkiye böyle bir fırtınayla karşılaştı. Şimdi bu fırtınadan bize günün sonunda kalan 4,5 milyona varan göçmen ve olası bir İdlib'de olası bir göç dalgası tekrar olursa yine en azından 1 milyonla 2 milyon arası bir rakamın gelmesi. Ne yapmamız lazım? Onlar arasında çok ciddi bir tane terörist var. Tabii ki. Zaten en büyük yanlışlıklardan biriydi ama şunu da görmek lazım. Yani ben yine burada Türkiye'nin pek fazla bir şey yapabileceğini de şöyle düşünenlerdenim. Türkiye köprü gibi dünyanın her yerinden Fatih Bey bunu çok bilerek, evet. Dünyada ne kadar manyak varsa, yani o savaş oyunlarını böyle şey olarak gören adamlar Kilis'te gelip Kilis'teki İstanbul Oteli'nde kalıyorlardı. Oradan da öbür tarafa geçiyorlardı. Binlerce insan. Evet. Yani bunları Türkiye'nin demokratik olmasının tabii getirdiği bir durumla insanlara siz niye geliyorsunuz diyemezsiniz. Evet. Yani elinde pasaportu var, adam girmiş yasal başka bir ülkeye geçiyor. Şimdi her şeyde Türkiye mi hatalıydı sorusuna verilecek yanıt hayır. Hayır. Çünkü siz bazen sizin iradeniz dışı olan gelişmelerden doğal olarak etkileniyorsunuz. Şimdi geldiğimiz nokta ama bugün itibariyle iki konuyu ben özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Bir, Türkiye'nin oraya yaptığı asker sevkiyatı yerinde mi sorusuna verilecek yanıt evet. Türkiye'nin öncelikli hedefi olası bir göç dalgasını engellemek. İkincisi, Rusya ile Türkiye arasında çok büyük bir güven krizi oluştu. Başından itibaren aslında Türkiye bunu biliyordu. Beşar Esad'ı destekleyen bir Putin var. Ve Rusya Orta Doğu'da kalıcı olmaya niyetli. Orta Doğu'da kalıcı olurken de bunu Türkiye üzerinden değil Suriye üzerinden yapıyor. Çünkü orada askeri üsler aldı. Türkiye'de Rusya'nın askeri üs alması söz konusu değil. İşte Amerikalıların şimdi devreye niye girdi? James Jeffrey yeniden niye Türkiye'ye geldi? Apar topar geldi? Koşa koşa niye geldi? Evet, apar topar gerçekten de öyle. Yani yol geçen hanına çevirdi Türkiye ki daha önce Türkiye'de büyükelçilikte yaptı biliyorsunuz. İyi de Türkçe konuşur ayrıca. Şunu tabii söylemek lazım. Yarın Cumhurbaşkanı AK Parti'nin genel meclisteki toplantısında anlatacak. Şimdi görüşmeler halen devam ediyor. Rus tarafının Cumhurbaşkanı'yla görüşme isteği bilindiği kadarıyla Cumhurbaşkanı tarafından reddedildi. Ama bugün Putin'e görüşen demişti. Putin hala açıklama yapmadı. Ben özellikle Rusya'yı da takip etmeye çalışan biri olarak söylüyorum. Putin'in açıklama yapmaması hayra alamet değildir. Öyle mi? Bizimkiler hemen açıklama yapıyor. Putin yapmıyor. Geri. Şimdi bu Rus geleneğinde çok önemlidir. Çünkü Rus devlet başkanı eğer bir açıklama yaparsa o zaman gereken yapılır. Bu çok ilginç bir şeydir. Rusların o siyasal düşünce mantığı içerisinde baktığımızda. Ama bizim tabii Rusya ile yaşadığımız iniş çıkışlar özellikle o uçak olayından sonraki çok yanlışlık yapıldı orada. Onu da söylemek lazım. Türkiye tarafından yapılan açıklamalar çok sertti. Ve ilişkileri düzeltmek için de işte Cavit Çağlar'dan tutun da Nursultan Nazarbayev'e evet, kadar. Herkes öyle. Benim de bir deneyimim oldu. Nursultan Nazarbayev'e Astana toplantısında dedim ki Sayın Nursultan Nazarbayev çok teşekkür ediyorum. Şahsım, halkım ve devletim adına bizi Rusya ile barıştırdınız. Dedi Sayın Bahçı dedi teşekkür ederim ama çok zor oluyor bir daha yapmayın dedi. Evet. Ve bir daha olursa hakikaten durum çok kötü.
Bunu niye söylüyorum? Çünkü Türkiye ile Rusya arasındaki bir kriz Kafkasya'dan ta Moğolistan'a kadar olan bütün bu coğrafyayı da doğrudan etkileyecek olan bir şey. Şimdi Türkiye ile Türkiye'de en fazla sorulan soru şu. Türkiye ile Suriye arasında bir savaş olur mu? Teorik olarak tabii ki mümkün. Ama Rusya arada varken bunun bir pratiğe uygulanması çok zor gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de tabii Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşmadan memnun olmadığını söylemek lazım. Hele hele Libya gibi konularda Rusya'nın Türkiye ile birlikte hareket ederek başarı kazanması birçok ülkeyi... Şimdi Libya'da da Rusya'ya beraber hareket etmiyoruz. Ama Rusya'nın onayıyla, dikkat edin, Moskova'da toplantı yapıldı. Gerçi anlaşma imzalanmadı ama Türkiye Rusya ile birlikte hareket etme eğiliminde olan, Rusya'yı yanında tutmaya çalışan bir ülke olarak çünkü Rusya Orta Doğu gazının geçmesini istemiyor. Orada ortak menfaat var galiba. Doğrudur. Bir de şöyle bir şey var. Onu da vurgulamak gerekiyor. Amerikalılar bölgeden çekilmeyecek. Peki, yani Dick Cheney 9 Aralık'ta Dubai'de toplantıdaydım ben. Önce kahvaltıda buluştuk. Şey dedi kahvaltıda, Hüseyin Bey dedi, bakıyorum orta sahada top çeviriyorsunuz dedi. Ben de atağa kalkmamıza müsaade etmiyorsunuz ki, kalkıyoruz. 120 kilometreden sonra offside bayrağı kaldırıyorsunuz dedim. Sonra şunu söyledi toplantıda. Neyse futbol bilmez şey, anladım. Bal gibi biliyorlar. Hem de öyle biliyorlar ki siz petrol biliyorsunuz zengini. Hatta filmi bile yapıldı, evet. Vice diye. Ama ikinci söylediği çok şeydi. Bütün o toplantıdaki uzmanlara, Araplara, Şeyh Maktum dahil orada. Biz dedi Orta Doğu'dan çekilmeyeceğiz. Çünkü biz Orta Doğu'dan çekilirsek bu bölge İran'ın ve Rusya'nın etkisi alanına girer. Rusya'nın ve İran'ın etkisi alanına giren bir Orta Doğu'da bizim işimize gelmez. Peki Orta Doğu'da Rusya ile ve İran ile en fazla ilişkisi olan ülke kim? Türkiye. Nerede? Astana anlaşmasıyla. Neyi garanti ediyorlar? Rusya, Suriye'nin sınırsal bütünlüğünü. Şimdi İran konusuna belki biraz sonra gireriz. Arkadaşlarım da fazla vaktini almak istemiyorum ama şunu özellikle söylemekte fayda var. İran şimdi biraz devre dışı kalmış gibi gözüküyor. Suriye ile Rusya birlikte hareket ediyorlar. Amerika saf değiştirdi. Türkiye'ye karşı böyle çok sert söylemler içinden söylemlerden çıkıp şimdi daha yumuşak. İşte müttefiyiz. Sizinle birlikte hareket ediyoruz. Kaldı ki Türkiye açısından da bu önemli. Yani Amerika gerçekten Türkiye ile ilişkilerinde böyle çok iniş çıkışlı olan bir ülkedir. Ben bir de bu işin felsefesini yazdım. 200 yıllık tarihini, evet. Türk-Amerikan ilişkilerinin mantığını yazdım. Biz Amerikalılarla çok kavga eden, kritik böyle iniş çıkışlar yaşayan bir ülkeyiz. Tıpkı dalgalı denizler gibi. Ama bütün okyanusların dibi sakindir. Altta o sakinlik yapısal ilişkilerde, NATO'dan tutun da kurumsal ilişkilere kadar, üniversitelerden diğer alanlara kadar devam ediyor. O nedenle hep dönemsel, hangi dönemde, hangi cumhurbaşkanıyla, devlet başkanıyla Türkiye müzakere ediyor ona bakalım. Yani siz de çok iyi hatırlıyorsunuz. Yani Bill Clinton döneminde Türkiye'deki Amerikan hayranlığına bakın. Bir de şimdi... Bill Clinton aday olsaydı Türkiye'de seçilirdi. Vallahi kesinlikle doğru. Hatta benim kayınvalidem demişti rahmetli. Bu dedi Türkiye'den aday olursa dedi ben de oyumu ona veririm dedi. Öyle bir sempati. Şimdi aynı şeyi Donald Trump için tabii söylemek mümkün değil. O nedenle biz tarihin hangi noktasında, hangi aktörlerle ve hangi olaylarla karşılaşıp çözüm bulmaya çalışıyoruz. Son olarak belki sizin ne yapmalı sorusuna. Şimdi Çinlilerin bir atasözü var diyor. Beddua etmek istiyorlarsa birine diyorlar ki sen ilginç zamanlarda yaşa. Ben de diyorum şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu bu ilginç durum da biraz Çin bedduasına benziyor. Ama bu beddua bir kamyon yasıyla şey yapılabilir, devre dışı bırakılabilir. Dualarınızla yaşamadım ki beddualarınızla öleyim. O nedenle Türkiye'nin o yapmaması gereken bir şey var. Zayıf olmaması gerekiyor. Askeri açıdan, teknolojik açıdan ve diplomatik açıdan Türkiye'nin zayıf olmaması gerekiyor. Diplomasi kanallarını daha fazla kullanması gerekiyor. Türkiye'nin çok önemli bir tarihsel deneyimi var. Çok iyi diplomatlarımız var ve biz bu coğrafyada kalacağız. Geçici değiliz. O nedenle Suriye örneğinde önümüzdeki günlerde savaş tehlikesini ben görmüyorum. Ama yani Suriye'ye savaş açmayız. Yok. Yani Şam'a gitmeyiz. Emevi Camii'nde namaz kılmaya kalkışmayız. Mı? Yani o söylemlerden vazgeçmek lazım. Yani biraz daha böyle soğukkanlı, biraz daha böyle işbirliğini
ön plana çıkaran açıklamalar yapmak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Bu söylemler, çünkü radikal söylemler, böyle açıklamalar dışarıda... Peki hocam, inatçılık nasıl sonuç verir bu durumlarda, böyle durumlarda? Evet, yani o belki de bizim coğrafyaya özgü bir karakterimiz. Ama işte diplomasi o keskinlikleri törpülemek için kullanılan bir araç. Diplomasiyi kullanmak lazım diye düşünüyorum. Peki hocam, tekrar konuşacağız. Eray Bey'e dönmek isterim şimdi. Eray Bey, Orta Doğu değiliz dedi hocam. Yani biz baktığımız zaman dedi, gittiğimiz zaman görüyoruz ki biz Orta Doğu'lu mantalitesine sahip değiliz. Orta Doğu gibi düşünmüyoruz, Orta Doğu gibi yaşamıyoruz dedi. Ama bu çok tehlikeli bir şey. Kendimizi bir yandan da Orta Doğu'lu yapmaya çalışıyoruz. Yani olmadığımız, benzemediğimiz, hissiyat olarak aynı olmadığımız bir toplumsal yapıyla... bundan çok apayrı bir toplumsal yapıya sahip olan bir ülkeyi sanki Orta Doğu'ymuşçasına bir inanca sürüklüyoruz. Bu bana sorarsa bir sıkıntı verici bir dönem başladı. Siz burada ne görüyorsunuz? Yani Türkiye İdlib'e nasıl bir yaklaşım sergilemesi lazım? Yani girelim mi? Şam'a kadar gidelim mi? Yoksa ya yani Şam'ı boş ver, bir 10 kilometre mi girelim? O gözlem nokta orada durmalı mı? Çünkü gözlem noktaya giriyor, şöyle bir iddia var. Bu yazıldı. Yazıldı ve yalanlanmadı gördüğüm kadarıyla. Diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri bu gözlem noktalarının yanlış olduğunu, bunların sınırımızın yakınında olması gerektiğini, gözlem istasyonlarının ise zaten Türkiye'nin elindeki drone teknolojisiyle yukarıdan yapılabileceğini, ancak SADAT isimli özel güvenlik teşkilatının, özel güvenlik neyse artık şeyinin şeyi diyeyim, çünkü başka bir şey diyemiyorum. Bunu istediğini ve onlar bunu önerdiği için bunu kabul gördüğünü söylüyor. Türkiye İdlib konusunda ne yapmalı? Önce Orta Doğu konusunu bir açıklamak isterim. Demin hocamın sözünü kesmek istemedim. Evet, yani bizim Orta Doğulu olmayan yönümüz daha fazla. Orta Doğu'nun içindeyiz ama toplumsal düzlemde Orta Doğulu olmayan yönümüz daha fazla. Bence burada eğitim seviyesi vesaireden ziyade ulus devlet bilincine erişip erişememe meselesi bu. Bakın, Libya böyle bir toplum değil şu an. Ulus devlet bilincine erişemiyor. Hafter'in 27 bin kişilik askeri ya da silahlı gücünün 10 bini içinde Tuareklerin de olduğu güneydeki paralı insanlardan oluşuyor. Bunlar için ülke, devlet, bayrak, vatan, kendini adama, yani gelecek için, o ülke için kendini feda etme gibi değil. Bunlar para. Hepsi yeni kavramlar ama zaten. Tabii. Aynen. Efendim? Bunlar Fransız devrimi sonrası yani. Kavramlar. Evet, 1779. 1789. Tabii ki yani şimdi az bir zamanda geçmedi yani şimdi. Ama daha Arabistan ulaşamadı o kavramlar. Evet. Yani ulaşamamış. Anadolu'da 1648'den açtı perdeyi. Evet. Dolayısıyla devlet o zaman başladı. 1789'dan şu ana kadar, biliyorsunuz aynı tarihlerde de 1765 sanayi devriminin de başlangıç tarihidir. Evet, yani bak, sanayi devrimiyle aslında Fransız ihtilali aynı dönemde ortaya çıkmış. Çok önemli, dünyanın tarihi kırılma noktalarından bir tanesidir. Şimdi neticede bu süreç içerisinde aslında, yani şu da yanlış algılanmasın. Fransız ihtilalinden sonra biz ulus devlet bilincine erişmiş bir toplum değiliz. Bizim zaten tarihi, kültürel, genetik kodlarımızda ulus devlet bilinci var olduğumuzdan beri var. Hani dolayısıyla bu toplumsal üst yapıya Orta Doğu toplumlarının çoğunun, yani %90'dan fazlasının erişemediğini halen görüyoruz. Bunun dediğim gibi çok çeşitli faktörleri var ama neticede en önemli faktörleri işte kültürel faktörler, yaşayış tarzı ve geçmiş birikimler önemli. Şimdi tabii bu anlamda biz, evet, tarihi, kültürel ve dini bağlarımız var. Fakat bu bağlar olması bizim Orta Doğulu yapmıyor. Ha, bu sıkıntı mı dediniz? Evet, sıkıntılı yönler de var ama aslında iyi yönü de var. O da Türkiye bir rol model Orta Doğu'da. Önemli bir rol model. Evet, hala tabii ki. Yani bakarsanız yani işte Libya örneğinde olduğu gibi, hani oradaki Libya, geçen Libya'ya gelen insanlarla da burada konuştuk. Yani pek çok ülkede toplumlar düzleminde, yönetimler için söyleyemem. Yani toplumsal düzlemde Türkiye hala önemli bir rol model. Elbette yani yönetimler ayrı bir tartışma konusu. Çünkü ben şu an Arap ülkelerinin Araplar tarafından yönetildiğini düşünmüyorum. Yani başka
bu yönetimlerin başka eller tarafından dizayn edildiğini düşünüyorum. Biz de dizayn etmeye çalıştılar işte 15 Temmuz örneği bunun bir tane şeyi. Ama biz dizayn edilemedik. Yani biz hala kendi milli irademizde milli bir duruş sergileyen ulus devlet yapısına erişmiş, bilincine erişmiş bir toplumuz. Dolayısıyla Orta Doğu'da evet sıkıntılar var ama neticede belki biz Orta Doğulu olmayacağız ama Orta Doğulular bizim gibi olacak gibi de geleceğe bir perspektif ortaya koyuyor. Çünkü doğru olan biziz. Yani demokratik, hukuk ve laiklik gibi kavramlar. Onlar bize daha hızlı benziyorlar. Biz onlara daha hızlı benzemeye çalışıyoruz. Yani gördüğümüz kadarıyla Türk toplumu iletişime açık bir toplum. Her ne kadar bir takım manipülatif şeyler olsa da genel düzlemde Türk toplumunun bu özellikle yaşanılan olayları da düşündüğümüzde hani derler ya öldürmeyen daha güçlü kılıyor. Bu değerlerin daha da yükseldiğini görüyoruz yani. Ben öyle gözlemliyorum. Çok. Şimdi tabii bu bir de temenni dediğiniz gibi yani böyle de olması lazım. Değilsek bile böyle olalım. Hani onu da ifade edeyim. Şimdi tabii İdlib meselesi ne olacak? Ben de Brad Pitt kadar yakışıklı olmak istiyorum mesela. Evet ama. İnşallah. Size de inşallah diyelim. Evet. Yardımcı ödül aldı biliyorsunuz. Ödül aldı evet. Yani evet şimdi tabii İdlib konusu düşünüldüğünde İdlib de ne yapmalı? Aslında Türkiye ne yapılması gerekenleri yapıyor. Hani ne yapıyor? Bir kere şu gözlem noktası konusuna bir girelim. Zaman zaman bunlar işte Türkiye gözlem noktalarından çıksın vesaire şeklinde hususlar ifade ediliyor. Bu bakınız şu an İdlib 6000 kilometre kare yüz ölçüme sahip 4 milyon nüfusun yaşadığı bir yer. Yani siz şimdi oradaki hani gözlem noktaları sadece gözlem askerlerin gözlem yaptığı bir yer değil. Onu da size söyleyeyim. Aynı zamanda oradaki bölge içinde bir koruma sağlıyor aynı zamanda. Yani ileriden bir koruma gücü sağlıyor. Şöyle bir şey yok mu? Çok özellikle lafızı geçiyorum gibi oldu ama gözlem noktalarımız çok savunmasız değil mi? Yani Rusya korumasa oraları veya Rusya bu koordinatlardaki Türk gözlem noktalarını korumasa o noktalar büyük tehdit altında aslında baktığınız zaman. Yani şöyle hani çok rakam vermek istemiyorum ama her bir gözlem noktası eksik bir taburdan takviyeli bir iki tabura kadar değişen bir üst bölgeleri halinde. Bunu ilk kurulduğu günden beri de söylüyorum. Yani orada işte 10-15 askerin ya da işte bir takım askerin gözlem yaptığı yerler değil. Oralar birer üst bölgesi ve direnek noktası şeklinde tertiplenmiş durumdalar. Kendilerini de savunacak durumdalar. Mesafeye bakarsanız da Türkiye'nin ateş destek menzili içerisindeler. Yani bu önemli. Hani kopmuş değil. Evet. Ve 24 saat her dakika Türkiye oraya ikmal tahliye yapabilir. İkmal yapmaya çalışan konvoyu biliyorsunuz saldırıyor. O ikmalin biraz daha ötesinde. O tahkimat aslında diyelim. Yani ikmal, tabii tahkimat da ikmalin bir bölümüdür ama orada ağırlıklı olarak bakarsanız zırhlı araçlar ve ağır tahkimat ya da ağır malzemelerin gönderilmesi. Buradaki ikmal günlük rutin faaliyetleri yürütecek işte lojistik ikmal dediğimiz o yiyecek, gıda, ilaç vesaire gibi hafif silah mühimmatı gibi hususlar. Bunlar 24 saat gerçekleştirilebilecek bir durumda. Yani bunların kesilmesi vesairesi söz konusu olamaz. Dolayısıyla henüz değil çünkü gelmedi daha yani. Efendim? Henüz değil. Anlamadım hocam. Henüz değil. İleriye doğru öyle bir tehlike olabilir yani. İşte onu olup olmayacağını şimdi tartışalım. Şimdi mesela M5 karayolunun önemli bir bölümünü rejim kuvvetleri Halep-Şam arasında evet. ele geçirdiler. Yukarı doğru gelirlerse orada bir sorun çıkacak gibi duruyor. Şimdi işte bunu söylememiz lazım. Yani neticede oradan Türk askerinin çekilmesi, yani bizi Ruslar korumuyor onu çok net söyleyeyim. Yani evet. öyle bir yanlış algılama olmasın. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktaları üst bölgeleri şeklinde tertiplenilmiştir oralarda. Direnek noktası şeklinde çok uzun süreler kendi başlarına yetecek şekilde dizayn edilmiştir. Ve bu anlamda da bizimkiler kendi kendilerini koruyabiliyorlar. Ateş destek menzili içerisinde oldukları için de kimsenin desteğine ihtiyacımız olmadan uzun süre orada çok rahat hayatımızı idame ettirebiliyor. Bu iyi bir bilgi bu. Ama evet yani bu çok önemli. Ruslar ne yapıyor derseniz Ruslar aslında rejimle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasına girerek aslında bir anlamda rejimi koruyorlar. Ya da bizim rejime müdahale etmemiz için bir perde oluşturuyorlar. Yani çok şimdi doğru. böyle de bir durum çok var. Doğru. Evet, bunu çok görmemiz doğru. lazım. Çok yoksa doğru. Türk askeri açısından orada varlığımız değil, operasyon açısından ne yapılacağını çok tartışması doğru. lazım. Onu ifade etmek isterim. Şimdi tabii şunu söylemek lazım. Bakınız oradaki
Gözlem noktaları dediğimiz gibi yani sadece gözetleme yapılan yerler değil. Aynı zamanda bölge halkına dağıtım istasyonları şeklinde insani yardım malzemelerinin de dağıtıldığı yerler. Tabii. Dikkat ederseniz de bunların her birisi zaten bir şehrin yani yerleşim yerlerine çok yakın yerlerde ya, evet. ya da bizzat içinde olan yerler. Yani dağda uzak yerler değil. Aslında burada, sorun da orada zaten. Burada amaç halkı çok içeride. Yani evet. nedenle hedef yani radikallerin halkı burada koruyabilmek, halkı evet. insani yardım faaliyetlerini götürebilmek için önemli kritik yerlerdiler. Evet. Şimdi tabii buradan bakınız çok bazı tehlikeli bulduğum benim açımdan en azından söylemler var. İşte Türkiye gözlem noktalarını çeksin. Sadece gözetleme, drone'la falan. Ya buradan çekildiği an oradaki insanların hayatı çok büyük riske girer. Bunu çok açık söyleyeyim. Suriye vatandaşı. Evet. Oradaki yaşayan, İdlib'de yaşayan insanlar rejimin katliam riskiyle karşı karşıya kalırlar. Yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum ama en son aldığım Türkiye'ye doğru kaçacaklar. Türkiye'ye çekilir. Evet. Çoğunlar da Türkiye'ye yani kaçacak. Şunu düşünelim. Niye kaçıyorlar? Rejimden korkmasalar bunlar niye kaçsınlar ki? Dururlar. Türkiye ile rejim çatışsın. Bir şey yapsınlar. Bizde rejimin onlara bir şey yapmayacağı ilişkin bir diplomatik girişim Rusya'yla beraber şimdi makul bu daha bir şey iyi değil olur. Midir? Evet. Bunun konuşulması lazım. Konuşuldu bildim. Ama bunlar ama, konuşuldu. Ama uygulanması yani, gerekiyor. Ama bunları rejimin gerekiyor. Yani bakın bu Türkiye'deki Suriyelilerle de görüştüm. İstanbul'daki Suriyelilerle de görüştüm. Dedim ki size garanti verirse, uluslararası anlaşma imzalansa, rejimde altına, Esed'de imza atsa güvenip yani şöyle gider misiniz? Geri işte Halep'e döner misiniz? Şam'a döner. Asla dediler. Ya niye bak uluslararası anlaşma var yani Türkiye imzalıyor altına. Hayır dediler biz güvenemiyoruz. Yani o kadar çok ölüm yaşadık ki. Hani o kadar çok acı ve travma yaşadık ki. Yani şöyle bir şey var. Bu insanların artık oraya güvenseler bile şu an hemen güvenmeyeceklerini çok rahat söyleyebilir. Belki bir süre sonra bir güven kazanılır ama bunun için rejimin Esed'in gerçekten çok büyük gayret göstermesi lazım. Bu işin bir yönü. Dolayısıyla şu an oradan Türk askeri duruyorsa... O insanlar nefes alabiliyorsa Türk askerinin sayesinde nefes alabiliyor. Bunu görmemiz lazım. Aksi takdirde bakın en son bir hafta içerisinde olan birkaç tane olayı size söyleyeyim. Rejimin ele geçirdiği köylerde uygulamayı duydunuz mu? Siz muhaliftiniz, yine ele geçiriyorlar ya. Siz muhaliftiniz deyip köylülerden bazılarını astıklarına, bir bölümünü astıklarına dair... Rejim, yıllardan biri en büyük korku evet, bu zaten. Evet. Dolayısıyla şimdi rejim burada güvenilebilir bir aktör değil ve... Türk gözlem noktalarının oradan çekilmesi hakikaten o 4 milyon insanı çok kaotik, çok dramatik bir kadere iter. Bunu görmemiz lazım. Peki Eray Bey, şimdi özür dilerim. Bunu gördük. Evet. Diyelim ki bunu gördük. Çözüm ne? Yani işte bunu görmek çok tehlikeli bir şey. Şu açıdan tehlikeli. Hı hı. Demek ki İdlib hiçbir zaman oraya bağlanmayacak. Demek ki biz bir yandan da Suriye'nin toprak bütünlüğünün garantisini istiyoruz ama bir yandan da Suriye'nin toprak bütünlüğü nasıl olacak böyle bir halde? Evet. Yani o zaman biz istiyoruz ki mesela Türkiye'de, Suriye'de Türkiye'nin ve başka ülkelerin desteklediği bir de otonom bir muhalif bölgesi olsun mu diye diyeceğiz. Yani nasıl olacak müsaade bu? Müsaade edin bakın bunun çok net bir süredir bu şeyleri gelişmeleri yakından bizzat giderek takip ediyorum. 16 Eylül 2019. Bakın bir tarih. Köşk'te üçlü zirve yapıldı. Ha. Yine Eylül 2018 hatırlayın İdlib mutabakatının imzalandığı tarihler. Peki hani ben kitabın ortasından size söyleyeyim. Çözüm ne olacak? Afrin. Çözüm Elbap. Çözüm Azez. Çözüm Cerablus. Çözüm açıklayacağım hocam. Yani ne demek istiyorum bunu açıklayacağım. İşte şu an yapılmaya çalışılan işte Barış Pınarı Operasyonu bölgesindeki Resulayn Tel Abyad. Şu Fatih Bey. Aslında hepsi İdlib mutabakatında var bunların. Ya burada yapılmak istenen de şey bu. Fakat niye yapılmıyor onu ayrıca tartışacağız. O da şu. Yere oraların silahsızlandırılıp bütün toplumsal orada yaşayan. İşte Afrin'de de bakın Kürtler de yaşıyor. Başka Nusayriler de yaşıyor. Pek çok yer var. Bir yerel yönetimler olur. Yani her bütün toplumsal grupların içinde olduğu bir yerel yönetim oluşturmak. Bakın bunlar oluşuyor. Bütün Suriye'yi gözünüzün önüne getirin. Bunlar silahsız ve demokratik bir şekilde şiddet olmadan oluşabilse daha sonra yeni oluşacak Suriye anayasası içerisinde bu yerel yönetimlerin Suriye devlet yapısına eklemlenerek bir Suriye devletinin, kurumsal Suriye devletinin inşası amaçlanıyor. 16 Eylül 2019 tarihinde bakınız İran Devlet Başkanı'nın söylemini aynen birebir söylüyorum. Oradaydım ve bunu Sayın Putin de teyit etti, Sayın Cumhurbaşkanı da teyit etti. Dedi ki Ruhani söyledi bakın Erdoğan söylemedi yani Sayın Cumhurbaşkanı söylemedi. Bakın Ruhani'nin söylemi. Dedi ki yeni anayasa revizyonuyla muhalifler dahil, Suriye'deki muhalifler dahil bütün toplumsal grupların hakları anayasal garanti altına alınacak. Fars ağzı.
Bakınız tam olarak cümle bu. Ne demek Fars Ağzı? Yani tipik Farsi siyaseti. Ağzından çıkan ile kafasının arkasındaki farklı. Farklı. Şimdi bakınız bu... Hani ben şöyle, yorum yapıyorum. Yani bunu tabii ki hani o ne, ama neticede orada üçlü bir uluslararası zirve gerçekleşiyor. Ve bunlar deklarasyona girip kayda giriyor. Sonuçta bir siyasettir ya da değildir ama oradaki deklare ettiğinizin arkasında durmak zorundasınız. İşte bakın ne kadar sonra biz bunu gündeme getiriyoruz. İdlib'in bir İran, farkı var ama. Bu sözü söyledi. Hocam bu İdlib'in bir farkı var diyor. İdlib'de bir fark var. Yani, şimdi İdlib'in farkını konuşmamız lazım. Yani. 30 binden fazla radikal grup var grup orada. Var. Onların orası bir radikaller. 30 bin ile 70 bin arası değişen yani, bir radikal grup var orada. Sorun orada yani onlar olmasa yoksa Afrin ve... Aziz tipi modeller uygulanabilir ama nasıl uygulayacaksınız? Şimdi bunların Heyeti Tahrir Şam var. Bütün belalı aslında bağlantılı gruplar bu, var. Yani modeli ben anlatabildim mi? Yani burada bir amaçlanan yerel aynı Afrin'deki ve diğer yerlerdeki peki oradaki teröristler ne oluyor? Şöyle hocam bakınız yani burada ben planlananları ya da söylemleri söylüyorum. Neticede bir ortada mutabakat var. İdlib mutabakatı gibi. Ve bu mutabakatta bir takım sorumluluklar var ülkelerin değil mi? Yani İran'ın sorumluluğu var. Rusya'nın sorumluluğu var. Türkiye'nin sorumluluğu var. Türkiye'nin sorumluluğu neydi? Evet, biz oradaki silahlı grupları, silahlı terörist grupları silahsızlandıracağız. Ağır silahları elden alacağız diye söz veriyor. Evet ve yerel yönetimler oluşturulacak. Evet. Tamam mı? Şimdi bu. Burada tabii baktığımızda Türkiye'nin istediği süre iki kez uzatıldı. Buna rağmen biz bunu yapamadık. Kolay bir şey değil. Kolay değil. Ya onu söylemek lazım. Şimdi bakınız son dönemde ortaya çıkan yine istihbarat kaynaklı raporlarda şu ifade ediliyor. Özellikle HTŞ bünyesinde iki grup var. Bir Türkiye ile birlikte hareket edelim diyen grup var. Bir sürü fraksiyonları falan vardı. Onlara girmeyeceğim. Bir de hayır biz buraya mücahit olarak geldik mücadele edeceğiz diyen aslında... Oralı olmayan, bakın altını çizerek söylüyorum. Oralı da olmayan dışarıdan gelen yabancı savaşçılar dediğimiz İşlerinde ya da yabancı Avrupalılar var, Türkistanlılar var, o ve var, bunların, bu var. Bakın, bunları kimler destekliyor diye baktığımızda başta işte bir takım körfez ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok Avrupa ve Amerika dahil pek çok yerinden de destek alıyor. Şimdi böyle kaotik bir ortamı tek başına Türkiye'nin bütünüyle ortadan bu kadar kısa sürede kaldırabilmesi mümkün değil. Yani bunu Rusya'nın görmesi lazım. Ve burada çok önemli bir tehlike var. Bakın demin 2018 yılı Eylül ayına refer yaptım. Ağustos ayını hemen hatırlayalım. Nisan ayında ABD liderliğindeki koalisyon, batılı koalisyon güçleri Suriye'yi vurdular. Hatırlayın. Ağustos ayında vurmak üzereydiler. Yoğun mekik diplomasisiyle Rusya ile birlikte Türkiye hareket ederek bu süreci önledi ve bir mutabakat ortaya çıktı. Şimdi bakın tekrar gene aynısını söylemeye başladılar. Kimyasal silah vesaire kullanırsa gene vururuz. Bakın göreceksiniz James Jeffrey yarın geliyor. Geldikten sonra eğer muhtemelen tahmin ediyorum ki gene tarih tekerrürden ibarettir. Gene bir de kimyasal kullanacak. Gene bir şeyler olursa biz vururuzu mutlaka. Çünkü bakınız orada Levantan havzasının kuzeydeki çıkış noktasıdır İdlib. Tarihteye bakarsanız. Şeydeki, denizdeki, deniz altında. Doğu Akdeniz'deki, Levantan nedir? Doğu Akdeniz'deki yüzeye en yakın ve en zengin doğal gaz yataklarının olduğu yer. Burası da işte İdlib'den başlayıp Mısır'a kadar inen balon şeklindeki bir yer. Ve tam ortasında da Rusya duruyor. Doğru. Şimdi dolayısıyla bu bilgileri üst üste çakıştırırsa ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin İdlib'e müdahale etmek istemesi... Geçmişte olduğu gibi yeniden mümkün hale gelebilir. Eğer oradaki kaotik süreç peki, devam ederse. Peki Türkiye'yi dolmuşa getirip oraya itmeye kalkışmayacaklar mı? Bugün mesela Doğu Perinçek'in bununla ilgili bir uyarısı vardı. Her ne kadar Doğu Perinçek'in geçmişte söyledikleri, bugün söyledikleri arasında uçurumlar olsa da çeşitli konularda. Diyor ki aman diyor Amerika'nın dolmuşuna gelmeyin, oraya girmeyin falan filan diyor. Girmeli mi Türkiye mesela? Ne yapmalı? Evet bakın aslında Türkiye yapacağını yapıyor. Ne yapıyor? Yani tutup da nasıl diyeyim reaktif değil de proaktif bir şekilde yani kademe kademe bize saldırı olmasına rağmen şehitler vermemize rağmen oradaki soğukkanlılığını Türkiye koruyabiliyor. Korumaya devam edebilecek mi? Mislilikle, misliyle karşılık veriyor. Rejim hedeflerini yok ediyor ama tutup da öyle mi? Sen beni mi vurdun orada? Hadi ben de Şam'ı vuruyorum iki kol ordu girin kuzeyden falan demiyor bakın. Bunu yapamaz mı Türkiye'nin gücü mü yok? Var. Ama hayır, uluslararası düzlemde ilişkileri gayet dengeli bir şekilde götürmeye çalışıyor. Bunu yaptığında savaş ilanı olur. Tabii. Yani şimdi bu tür yani rejimin aklı selim olmayan davranışlarına karşı Türkiye fevri hareket etmiyor. Ama ne yapıyor?
Müsaadenizle o son şeyde bölümde bunu anlat. Ya burada konuşmamın son şeyinde cümlelerinde onu ifade etmek isterim. Ne yaptığına bakarsak aslında Türkiye'nin ne kadar akıllıca hareket ettiğini de görürüz. Ne yapıyor? İki şey yapıyor. Bir, bölgede 12 tane gözlem noktasının yanında rejimi sınırlayacak şekilde geçici gözlem noktaları. Aktif olan 12 değil galiba. 12, efendim? 12 tane görünmek de var. Aktif olan 12 tane değil. Bakın 12 artı 4. Onu demek istedim. Geçici yerlere de üst bölgeleri kurdu. Çünkü rejimin çok ciddi bir tehdidi oluşmaya başladı. Artı kontrol noktaları kurmaya başladı. Yani bu ilerleyiş sınırlanmak zorunda. Artı ne dendi? Bir politik manevra sahası kazanabilmek için Şubat ayının sonu zaman olarak gösterildi. Yani bu saate kadar biz politik olarak Rusya ile rejim üzerinde bir anlaşma yapabilirsek bu sürecin durabileceğini kabul etmek demektir. Yani bu da fevri olmamalının en önemli göstergesidir. Bir de tabii enteresan bir sosyolojik çakışma ya da örtüşme gerçekleşti. Bunu da ifade etmek isterim. Bakınız en son olaydan sonra halen daha bu saatlerde bile bu programa gelmeden önce aldığımız bilgiler özellikle eski adı ÖSO olan yeni adı Suriye Milli Ordusu güçleriyle bölgedeki HTŞ çatısı altında olmayan silahlı direniş gruplarının müştereken hareket ettikleri ve rejimle çatışmaya başladı. O olaydan beridir çatışmaya başladı. Bu işte bir sosyolojik Kürtler, örtüşmeyi de. PKK, PYD'de rejimle birlikte şey yapıyor. Birdenbire iki tane ayrı çıkar savunan grup oluştu. Şimdi Türkiye'nin sorunu şu. Yani İdlib anlaşmasında bizi zora sokan Türkiye olarak. Yani bu insanların tahliye edilmesi, gönderilmesi çok zor bir süreç. Yani Türkiye'ye rağmen, Türkiye'nin baskısına rağmen gitmiyorlar. Sorun şu, Şubat sonuna kadar Türkiye bunu yapabilecek mi? Yani öyle gözüküyor ki Rusya, Suriye geri adım atmayacaklar. Yani bunların evet. Geri adım atmasını beklemek... Suriye son olarak akşam saatinde tehdit etti Türkiye bir kez daha. Ne yazık, evet. Doğrudur. Şimdi yarın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamalar çok ne önemli. Ne diyebilir Cumhurbaşkanı? Şimdi... Rabia'nın anlattığı o şeyler yani Türkiye'nin orada kendini savunmaya başlaması. Türkiye genişleme değil kendini savunmaya başlayan... Aslında ileri operasyon üstleri kuruyor Türkiye. Bunu görmemiz lazım. Yani işte Rusya, olası tehditlere karşı... Doğru. Yani Rusya, belki İdlib'de de değil, İdlib dışında da koordineli harekatlar şeklinde dönüşebilecek, mahdut hedefli daha doğrusu operasyonlar şeklinde açıdan, dönüşebilecek bir ileri üstler zinciri kuruyor. Siz askeri açıdan baktığınızda şimdi heyetler, teknik heyetler konuşuyorlar. Evet. Yani Ruslar ne diyor bize? Yani Ankara'da hafta sonundan beri buradalar, konuşuyorlar. Ne anlatıyorlar bize Ruslar? Yani ileriye mi gidin, ileriye gidin demiyordur diye düşünüyorum. Suriye'nin bu tarafa gelmesi ve topraklarını tırnak içinde geri alması, alanları kontrol etmesi Rusya'nın desteğiyle oluyor ve Rusya hava sahasını kontrol ediyor. Şöyle bir tabii. Özel bilgi vereyim. Bakın lütfen. 1 Şubat'ta 4 tane eski KGB yeni adıyla FSB ajanı öldürüldü. Onun üzerine Halep düzeltiyorum. Elbap bölgesine Ruslar bir hava evet. Saldırısı yaptı. 2 gün sonra da yani 3 Şubat'ta da yine öldüren kim bunları? Özgür Suriye Ordusu güçleri olduğu iddia ediliyor. Yani dediğimiz gibi burada hakikaten yani Suriye Milli Ordusu dediğimiz bizim şimdi. Evet yani burada ama dediğimiz gibi aslında burada yani öyle bir kaotik durum var ki yani kimi kimseden ayırmak gerçekten çok zor. Cepler kimin, cepler kimin belli. Evet, doğru. Bu yani doğru. Böyle bir pozisyonda çünkü rejimin doğru. Saldırıları aslında oluşturmaya çalışan düzeni de iyice sekteye uğrattı. Yani şimdi burada işte 2 gün sonra da yine keskin nişancı olduğu bildirilen 2 tane FSB ajanının Halep'te öldürülmesi Rusya'nın özellikle bu bölgedeki terörist unsurlara karşı ciddi bir tavır almasında önemli olduğu söyleniyor. Fakat Rusların bizim bu görüşmelerden talepleri bu İdlib mutabakatının esnetilmesi. Artık esnetilmeyle neyi kastediyor onu çok fazla yorumlayamayacağım ama Türkiye'nin de bugün yine Türkiye'nin de bugün talebi yine hükümet sözcüsünün yaptığı açıklama hayır biz mevcut mutabakatı bir görelim. Bir oluşsun. Ondan sonra geri kalan... Bunun içinde bir kırmızı çizgi var. O da Şubat ayı sonuna kadar rejim mutlaka geriye çekilsin. İdlib mutabakatı yerine getirilsin. Rusya ve İran garantör ülke olarak rejimi baskılasın. Talep bu. Bu ne olacak? Şimdi bence bu özellikle Şubat ayının son günlerine kadar bu şekilde hararetli tartışmalarla geçer. Ama Şubat ayının sonunda doğru ben hala bir uzlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Rusya'yla mı Suriye'yle? Rusya'yla. İdlib şöyle bir şey Fatih Bey, bu Astana sürecinin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Yani
yeni bir tanımlamaya ve yeni bir çıkarlar nerede ayrışıyor, nerede çatışıyor onu değil mi? Zaten yok aslında. Yani ama Ruslar tabii şöyle, Rusya bütün dengeyi bozdu. Yani Türkiye'nin oyunu... Ama oraya da Obama çağırdı Rusya'yı. O doğru. 2017'de. Obama çağırdı Rusya'yı. Kesinlikle öyle. Yani bu Obama'nın dünyaya giderek attığı bir kazık yani. Özellikle bize. Bu siyasetin de devam ettiğini özellikle bize. Yani Türkiye İdlib olayının işte Eray Bey... Amerika ile Rusya orada ortak hareket ederek bizi gerçek bir perişanlık içerisinde sürükleyebilirler. Şimdi 1960'lı... Hocam bir ara vereyim mi? Verin. 1960'lı yıllarda Jüpiter füzeleri olayı vardır. Jüpiter füzelerinin konusu aslında Türkiye'dir. Yani Amerika ve Rusya bizim üzerimize, bizim kafamız üzerine pazarlık yapan iki ülkedir. Bunu Küba bileceğiz. Üzerinde. Evet, Küba üzerinde. Bravo. Bunu, ama biz ise de Jüpiter füzelerine bu coğrafyada böyle, hep böyle oldu. Şimdi burada biz bunu en az da nasıl indirgeyebiliriz? Ve Rusya ile Eray Bey'in söyledikleri çok doğru, katılıyorum. Bir şeyi tabii söylemek lazım. İdlib'in çok özel konumu bütün radikal unsurların orada olması. Bir çöplük gibi. Yani birinin orasını kimyasal bir şeyle mi temizler? Kimyasal derken şey anlamadım. Enerjan diyeyim bari. Şimdi onu diyecektim. Kimyasal derken. Kimyasal yanlış anlaşılır. Ama yanlış anlaşılır. Evet, aman. Arkaları iyi bir çitlemek lazım ama kim çitleyecek bilmiyorum. Evet. Rejim çitlerse biz kızıyoruz. Bizim çitleme durumumuz yok. Yusuf Hocam, iki dakika bir reklam arası vereceğim. Sonra size sıra, merak etmeyin. Beklettik sizi ama ne diyeyim, konu da demlendi biraz. Evet. Size daha demli gelecek. Eyvallah. Bir kısa ara. Biz de demli çay içelim arada. Yusuf Hocam, size soru sormayacağım. Kalan araları doldurayım. Aynen. Eyvallah. Şimdi o zaman hızlı bir şekilde başlıyorum. Biraz not aldım hocam ve Gördün Eray Hocam. Bayağı bir ders sözcüğü not aldım. Eyvallah. Şimdi aslında buraya geliş noktamızı Hüseyin Hocam çok 2011 yılından ele alarak getirdi. Onunla ilgili benim söyleyecek bir şeyim yok. Ama İdlib'le ilgili madem devam edeyim. Ben Türkiye'nin Rusya'yla İdlib'i iki ana sütun üzerinde anlaşarak çözebileceğine inanarak... Soçi'deki mutabakattan bugüne kadar. Ne olsun? O sütunlardan bir tanesi dedi ki Rusya ile biz bir şekilde görüşürüz. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olmak kaydıyla sığınmacı krizi yaratmayacak şekilde Suriye'deki siyasi çözüme doğru giden süreçte İdlib'deki durumu muhafaza etmeye gayret ederiz. Doğrudur. Bununla ilgili de Soçi'de alınan karar doğrultusundaki radikal unsurlar ve terör örgütü unsurlarına yönelik olarak Türkiye çok net deklarasyon yaptı. Buradaki HTŞ'ye dahil olmak üzere birçok grubu terör örgütü ve radikal örgüt olarak deklare etti. Deklare etmekle kalmadı. Bakın Sayın MİT Başkanı'nın Moskova'ya belki 9-10'un üzerinde yapmış olduğu basına düşen miktarıyla söylüyorum. Ziyaretin istihbarat temelli bu terör örgütlerinin kadrolarının etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak fikir teatisi ve istihbarat paylaşımıydı bu. Ve bunun neticesinde Suriye Milli Ordusu... Eski ismiyle Özgür Suriye Ordusu'nun da katkılarıyla bölgede HTŞ dahil olmak üzere birçok radikal terör örgütünün elebaşı kadrosu niteliğindeki adamlar etkisiz hale getirildi. Öldürüldü yani. Öldürüldü. Yani etkisiz hale getirildi. Ama bu İdlib'le ilgili Rus ve Suriye saldırısı başladığı günden bu yana da sahadaki radikal unsurlar da daha da radikalleşti, ılımlılar da radikalleşti. Çünkü şiddet radikalizasyon sürecini de hiç kuşkusuz motive etti. Dolayısıyla Türkiye bu noktada bugünden itibaren bu şartlarda Rusya'yla da olsa bir yol alınamayacağını görüyor. Rusya'nın da kendi üzerinden hatası, bence yanlış hesaplaması şunun üzerine oldu ki Rusya bir şekilde Halep'te ne yapıldıysa, Hama'da ne yapıldıysa, Humus'ta, Dera'da ne yapıldıysa burada da Grozny modeli dediğimiz kadın, çoluk, çocuk gözetmeksizin burada bir şekilde bombalanır ve bunlar gerekirse Türkiye sınırına doğru itelenir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunların bir kısmını alır almaz çünkü 4 milyonu almış. Bunları da alır diye belki bir kalkülasyon yaptı. H4-H5. Ve Türkiye'nin, efendim? H4-H5. Evet, H4-H5 diye bir kalkülasyon yaptı ama Türkiye'nin, şimdi arada da Hüseyin Hocam'la konuştuğumuz gibi, Türkiye'nin aslında bu anlamda içeriye alabilecek 10 bin kişi dahi bir kapasitesi kalmamış durumda. Niçin bunu söylüyorum? Bakın, ülke içerisinde 4 milyon Suriyeli sığınmacı var. Bunun sebeplerinin
oluşma esnasında hükümet doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı? Bunların hepsi bir tarafa. Realite 4 milyon, Suriyeli aynen. sığınmacı. Aynen. Ve bu sığınmacının Türkiye'ye yönelik olarak inanılmaz bir sosyal ve ekonomik baskısı ve yükü var. Artı demografinin değişmesi gibi hususlar söz konusu. Türkiye coğrafyasından bahsediyorum. Örneğin Kilis'te. Yani kendi nüfusundan daha fazla Suriyeli sığınmacıyı ağırlıyor. Antep'le ilgili kanalizasyon dahil olmak üzere birçok sıkıntının zaman içerisinde çıktığını söylediler. Şimdi bunun üzerine Türkiye'nin alabileceği 2 milyon sığınmacı da Türkiye açısından kaldırılabilitesi olan bir husus değil. Peki bununla ilgili olarak eğer şartlar bizi zorlamaya devam ederse Suriye rejimine ait unsurlarla çatışılır mı? Evet, çatışılabilir. Çünkü ben şunu net olarak söyleyebilirim. Evet. İşin hazırlık da yapılıyor yani. Evet, onu da yani, görmek diplomasi lazım. Diplomasi gerçekten bu işin olmaz ise olmazı ki Sayın Hocam bu konunun piri. Eyvallah. Şimdi, ama savaş tarihi incelendiğinde Fatih Bey, diplomasinin kısa aralıklar hariç olmak üzere çok da fazla etkin çözümler sulhu sağlama noktasında üretmediği de hep birlikte görülmüş. Dolayısıyla bazen gerçekten barışın, sulhun namlunun ucunda olduğu hakikatini hiçbir şekilde de unutmamak lazım. Dolayısıyla ben bu diplomatik ortamdan bir sonuç çıkmadığı takdirde Türkiye'nin İdlib ile sınırlı olmak kaydıyla bir askeri hareketliliği arttırabileceğini açıkça söyleyebilirim. Şimdi ama burada çok dikkat etmemiz gereken şeyler de var. Bunlardan bir tanesi ben bu Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan Rand raporunu önemserim. Yani Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin el altından bir anlaşmaya varıp Türkiye'yi Suriye içerisinde bir batağa çekmek ve bunun sonucunda hem YPG projesini Türkiye'ye kabul ettirmek hem de Suriye'deki çözüm noktasında Türkiye'nin tezlerini çürütmek hem de Türkiye'de 15 Temmuz'da yapamadıklarını Suriye üzerinden yapmak gibi bir siyaseti ortaya koyma noktasında bir anlaşma olmuş olabilir. Dolayısıyla bu hareket Rusya ile Amerika arasında. Amerika arasında. Çünkü bununla ilgili rasyonelitemiz var. Siz kendiniz birinci bölümde söylediniz. Rusya'yı Suriye coğrafyasına çağıran isimdir Obama. Daha yakın bir tarihten örnek vereyim. Şimdi bugün Pompeo açıklama yapıyor. James Jeffrey biraz önce Ankara'ya iner inmez hemen bir açıklama yaptı. Açıklamasında diyor ki müttefikimiz şehitler verirken desteğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne diyor. Evet. Şimdi doğru ama biz her hal ve şartta Barış Pınarı Harekatı devam ederken verilen aradan sonra Suriye'nin kuzeyinden üsleri boşaltan Amerika Birleşik Devletleri'nin o üslerin anahtarını NATO müttefiki Türkiye'ye değil de Rusya'ya verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bizim bu harekatı yaparken İdlib'de sınırlı kalmamız ve NATO'ya hiçbir şekilde salt bel bağlamadan bu harekatı icra edecek şekilde bir askeri planlama yapmamız lazım. NATO bu anlamda bir hava savunma desteği verirse, farklı bir destek verirse eyvallah. Ama planlarımızı yaparken asla ve asla NATO'dan destek gelmemek üzere bir planlama yapılmalı. Araya bir sual. Şimdi Türkiye dediniz ki Türkiye zaruret oluşursa bir harekat yapabilir İdlib'de sınırlı kalmak evet. kaydıyla. Evet. Peki İdlib'de bahsettiğimiz alan yaklaşık 6600 kilometrekarelik evet. bir bölgeden bahsediyoruz. Buraya yapılacak harekatta hava desteği olmaksızın evet. bu harekat nasıl yapılacak? Güzel sual. Bölgenin hava unsurlarının kontrolü Rusya'nın elinde ve Türkiye'nin elinde Rusya'ya karşı kullanabileceği bir hava savunma sistemi de yok. Nasıl olacak? Şimdi burada iki husus var. Benim yaklaşık olarak sahadan yapmış olduğum izlenim, görmüş olduğum izlenim, takip etmiş olduğum izlenim son 20 günden bu yana bölgede ATGM dediğimiz tank savar silahlarının çok yoğun bir şekilde kullanıldığı ve bu tank savar silah sistemleri sayesinde de rejimin zırhlı birlikler ile bir harekat düzenleyebilme noktasındaki bütün imkan ve kapasitesinin budandığını görüyoruz. Yani gördükleri tank Suriyeli muhalifler tarafından anında ortadan kaldırılıyor. Şimdi son 24 saat içerisinde yine görmüş olduğum Suriye hava sahası noktasında pervasızca hareket eden varil bombaları atmakla ismi çıkmış olunan helikopterlerin Suriye hava sahasını eskisi kadar rahat kullanamadığını görüyorum 24 saat içerisinde. Bu demek ki
sahada menpet dediğimiz unsurlar da devreye girmiş olabilir. Yani yerden havaya omuz atan. Omuzdan atılan işte 5-6 kilometre. Bazı helikopterler isabet aldı bu arada. Zorunlu iniş yapan helikopterler. Görüntü var ve bunu vuran, vurduğu iddia edilen muhaliflerin kullanmış olduğu silah sistemleri de var. Yayınlanmış bir şekilde. Bu ne kadar doğru? Tabii sahada teyide muhtaç. Biz burada bu konuyla ilgili analiz yapıyoruz. Ama şunu söylemek lazım. Bu ne demek? Bu şu demek. Hava sahası Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına kapatılırsa alçak mesafe dediğimiz helikopterlerin ve uçakların 5-6 kilometre irtifada uçtuğu noktalarda hava sahası size de kapalı. Rusya'nın bu konuyla ilgili bir tecrübesi var mı? Var. 1979 Afganistan işgali sonrasında kendisi için yenilginin kilometre taşlarını döşeyen en önemli unsur menpetlerdir. Evet. Stinger füzeleri. Stinger füzeleri Stinger başta füzeleri. Olmak üzere. Şey. Şimdi bu şartlarda Türkiye kendi unsurlarını korumak maksadıyla sahaya süreceği menpetleriyle bir harekata girişir ve Suriye'ye ait rejim unsurlarına karşı kendisine bir koruma sağlamak isterse bunu devreye sokabilir. Bu bir. İkincisi, İdlib'le ilgili sınırlı kalmasından benim muradım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarından içeriye doğru 40 ila 50 kilometre. Burayı Türk Silahlı Kuvvetleri içerideki hava savunma unsurlarını içeriye soktuktan sonra ki girdiğini düşünüyorum. Çok rahatlıkla kendi sınırının içerisinde olduğu için zırhlı birlik harekatı ve özel kuvvetler komutanlığının harekatı ve Özgür Suriye ordusuyla birlikte çok rahatlıkla bir güvenli bölge ihdas edebilir. Ama hava sahasının kapatıldığı bir ortamda Türk ordusunun İdlib'den girip Şam'a gitmesi, işte oradan Halep'e gitmesi, oradan da Rakka'ya varması tamamen bir Enver Paşacı yaklaşımdır. Ben Türkiye'deki siyaset aklının bu türden hamaset kokan söylemlere kapalı olduğunu açıkçası düşünüyorum. Siyasi hedefinde iki tane olduğunu düşünüyorum. Birincisi Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye gelmesini önlemek, Türkiye'ye yönelik olarak tehdit oluşturabilecek unsurları sınırlarımızın dibinde tutmak. Evet. Dibinden uzaklaştırmak. Bu iki siyasi hedef karşılandığı takdirde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir fütühat yapmak gibi bir derdi asla yok. Ama bu yapılmadığı takdirde birincisi hocamın söylediği 2 milyon sığınmacı bizim açımızdan kaldırılabilitesi olmayan demografik değişimin dayatıldığı. Peki uzun vadeki hesabı nedir Türkiye'nin burada? Ne olmalıdır? Onu da söyleyeyim isterseniz. Şimdi birincisi bu üstadım. Şunu söyledik. Uzun vadede ne olacak? Yani biraz önce Eray Hocam da konuşurken konu gündeme geldi. İşte Suriye'nin içerisinde siz sual sormuştunuz Eray Hocam'a. Otonom bölgeler mi olacak? Suriye Milli Ordusu ne anlama gelecek? Şimdi ben Suriye'de kısa vade içerisinde bir siyasi çözüme ulaşılmayacağını düşünüyorum. Ama bir siyasi çözüm olacak ise ben oluşturulacak olan siyasi çözümde Lübnan'da olduğu gibi, Irak'ta olduğu gibi, Makedonya'da olduğu gibi ve Balkan ve Orta Doğu coğrafyasının birçok bölümünde olduğu gibi Suriye'de kurulacak hükümetin hiçbir şekilde siyasal düzenin hiçbir şekilde güçlü, halkının iradesiyle seçilmiş iktidarların iş başında olduğu bir devlet modeline dönüşmeyeceğine inanıyorum. Peki bunun karşılığında ne olacak? Bunun karşılığında Cumhurbaşkanı'nın Nusayri'lerden seçildiği, Başbakanın Sünnilerden seçildiği, silahlı gücünün içinin bir kısmını YPG'li unsurlardan oluşturulduğu, Bosna Hersek gibi, Lübnan gibi, hatta biraz Irak gibi şimdiki. Irak gibi birçok örneği var. Irak, bunların hepsi Irak parçalı yapılır doğru. Ve bunların tamamının da 2011 yılında planlanan sürecin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Niçin planlandı? Bölgede Saddam Hüseyin gibi güçlü bir ülkenin bir daha peydah olmasını kimse istemiyor. Mısır'da Mursi gibi bir adamın iktidara gelerek İsrail'i rahatsız etmesi de istenmiyor. Dolayısıyla zaten darbe yapıldı. Bir diğer husus Suriye'de Hafız Esad rejimi ve onun öncesinde olduğu gibi tek parça bir Suriye'de istenmiyor. Peki ne isteniyor? İşte böyle titrek, istendiği zaman müdahale edilebilen, hatta istenirse Lübnan Başbakanı'na yapıldığı gibi gerekirse Riyad'da tutsak hale getirilebilen bir yönetim ortaya koyulması isteniyor. Ben Suriye'deki uzun vadeli planın bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani istikrarsız, gücü olmayan, bir nevi başarısız devlet modeli içerisinde bravo. Kıvranan bu bir Suriye. Ve bu planlandı. Yani bu kendiliğinden bu noktaya işler tebdil oldu demiyorum. 2011 yılında Arap Baharı'nın etkisiyle birlikte Suriye'deki çatışmalar çıktığında planlanan husus
yaratıcı kaos kapsamından bir şekilde istifade edip o Condoleezza Rice'ın öne sürmüş olduğu 22 ülkenin sınırları değişecek kavramı direkt buna hizmet ediyor zaten. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu planın içerisinde bir şekilde parçaydı. Eğer 15 Temmuz günü gerçekten bu hain örgüt başarılı olmuş olsaydı belki de bizim için aynısı söz konusu olabilirdi. Bak, Türkiye'nin böcekleri. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına Sisi gibi bir adamı getirdiğiniz zaman zaten bölmenize gerek kalmıyor. Yani neticede siyaseten her denileni yapan bir ülke haline getirdi. Sisi kim olacak da hala bilmiyoruz. Evet, bu güzel sual. Bunun belki Sisiler demek lazım. Sisiler evet. Herhalde Seyhan Soylu olmayacaktı. Türkiye'nin bir deneyimi var ama Türkiye'de olmazdı yani. Başka bir şey. Hayır, yani ben toprak parçalanması anlamında demiyorum. Yani mesela ben şuna inanıyorum. Türkiye'de ulus devlet geleneğinin yerleşmesinden daha ötede Türklerde var olan kadim bir gelenek var. O da devlet geleneği. Yani Osmanlı bir ulus devlet değildi ama devlet geleneği vardı. Selçuklu keza öyle. Yani dolayısıyla ben Türkiye'deki bu devlet geleneğinin DNA'larımıza kadar yerleşmiş. Ne yaparsınız? Bozamaz onu. Bu, evet. Yani bu çok önemli. Yani bunu yıksalar yeni birisini koyar. Ama istikrarsızlaştırırlar. Bunun siyasetini de Amerika Birleşik Devletleri uzun bir zamandan bu yana uyguluyor. Nedir bu siyaset? Uzayınca... Ama Amerika Birleşik Devletleri donunu bağlayamaz. Yani bir Türkler devlet kuruyordu. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi, yani. Amerika yokken vardı da şöyle bir şey var Fatih Bey. Şimdi bu uluslararası ilişkilerde dönemleri kıyaslama başı başına bir araştırma konusudur. Mesela Türkiye'nin 1950'li yıllarda Adnan Menderes'in Arap ülkelerini ona tren vagonu politikası denirdi. Bravo. Evet. Yani bütün Arap ülkelerini NATO ile yakınlaştırmak, demokratikleştirme gibi bir planı vardı. Ama karşısında Abdülnasır gibi, Cemal Abdülnasır gibi bir Arap milliyetçisi vardı. Ve Suriye ile birlikte hareket eden bir hareketti bu. Nitekim 1958'de de zaten Birleşik Arap Cumhuriyeti olarak bayraklarını bile şey yaptılar. Şimdi orada Adnan Menderes mesela başarısız oldu Bağdat Paktı'yla. Ama Bağdat Paktı'nın çıkış noktası bunları Batı'yla yakınlaştırmaktı. Tarihsel zorluk neredeydi? Tarihsel zorluk müstemlekelerin yavaş yavaş bağımsızlıklarını kazanmaya başladıkları bir süreç. Türkiye, Fransa ve İngiltere ile birlikteydi. İsrail'in yanında Süveyş kanalında yer aldı. Ve bu tabii bütün o Arap milliyetçi hareketlerinin deyim yerindeyse Türkiye'yi ön plana çıkarması ve Türkiye'ye karşı olmasını beraberinde getirdi. Şimdi Arap Baharı'nda herhangi bir Arap milliyetçisi yok. Şu anda Arap milliyetçisi kalmadı ortada. Yani Arapları böyle bir araya getirecek biri yok. Türkiye'nin Arap ülkelerini demokratikleştirme süreci de başarılı oldu. Eray Bey model olarak görüldüğünü söyledi Türkiye'nin. Ben de bütün bu coğrafyayı dolaşıyorum. Gerçekten de Türkiye'ye karşı büyük bir saygı var. Ama yönetimler bazında yok. İşte olunca orada problem var. Problem orada. Evet. Şimdi siz istediğiniz kadar ben model olayım değil. Bakın bundan yönetimler tam aksine düşman oldular. Evet yani ve blok oluşturdu. Yani Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafıyla birlikte Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Mısır'ın, Türkiye'nin karşısında olması yani bundan 10-15 yıl evvel düşündüğünüzde herhalde mümkün olmayacaktı. Mesela Süleyman Demirel zamanını hatırlayalım Cumhurbaşkanı olarak. Başbakanlığı konusunda bazı eleştiriler olmakla beraber Cumhurbaşkanlığı konusunda genel bir uzlaşı var bu ülkede. Çok iyi bir Cumhurbaşkanı olduğu yönünde. Şubat'ta ilgili çok eleştiriler var. Yok, Cumhurbaşkanlığı dış politika, dış politika anlamında. İç politikayı karıştırmıyorum. Zaten benim alanımda değil. Hep yanılıyorum orada. Güzel özellik. Yani, hocam Türkiye'de bir televizyon programı konuk olup ben yanılıyorum diye ilk insan olarak şu an tarihe geçtim. Teşekkür ederim. Televizyon program konukları genellikle hiçbir konuda yanılmazlar. Yok, ben yanılıyorum. Açık ve akademisyenliğin belki de getirdiği bir mesleki yaklaşım. Şimdi mesela Mısır'la Türkiye ne yapmıştı biliyor musunuz? İkili bir mekanizma kurmuştu ve her 6 ayda bir buluşuyorlardı ve Orta Doğu'daki sorunlar üzerine konuşuyorlardı. Tıpkı Helmut Kohl'le Mitterrand arasındaki görüşmeler gibi. Yani Avrupa nereye gidiyor, Avrupa Birliği genişleyecek mi? Bunu Orta Doğu'ya aktaralım. Orta Doğu'dan Mübarek'le Süleyman Demirel arasındaki bu mekanizma Orta Doğu ve Arap dünyasındaki bütün bu gelişmeleri, işte Türkiye'nin vicdanı olması durumu buradan geliyordu. Türkiye Arap dünyasına kayıtsız değildir. Bakın Türkiye'de halen klasik kitaptır Profesör Ömer Kürkçüoğlu'nun Türkiye'nin Arap dünyasına karşı politikası.
bence halen en iyi kaynaklardan biridir anlayabilme açısından. Türkiye'nin Arapları dışlaması söz konusu değil. Arap yönetimleriyle işbirliği kurmakla Arap toplumlarını dönüştürmek iki tane farklı yaklaşım. Bunu Amerikalılar denedi. Bu bizi aştı. Yani Amerikalıların bir projesiydi. Mesela siz muhakkak takip ettiniz bu 2000'li yılların başından itibaren özellikle BBC'nin ve CNN'in Orta Doğu'da Arap gençlerini bir araya getirip işte demokrasi, insan hakları konusunda böyle tartışmalar yaptıkları, işte bu Hard Talk programını yapan Tim Sebastian'ın biliyorsunuz programları vardı. Hatta bir tanesinde İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptılar. Evet. Şimdi şöyle bir şey uyguladı Amerika ve Batı genelde. Bunları biz demokratikleştirebilir miyiz? Gençler üzerinden gidebilir miyiz? Ama Vali Nasr'ın da kitabında dediği gibi Orta Doğu'da demokrasi olmayan demokratlar oldu. Yani demokrasi bir yaklaşım tarzı, bir bakış açısı. Bizim en büyük gücümüz halen Türkiye'de tek partiden çok partiliye geçen bir sistemden geliyoruz. Yani İsmet İnönü'nün burada yani istese vermeyebilirdi 1950 yılında ama verdi. Yani bu tarihsel bir dönüşümdür ve Türkiye'nin demokratikleşmesi, Aksak Topal, bütün şeylere rağmen Batı'yla kıyasladığımızda noksanlarımız olabilir ama Orta Doğu'yla fersah fersah ileriyiz. Yani biz sonuç itibariyle hala bugün Avrupa Birliği ile müzakere eden bir ülkeyiz. Avrupa Birliği'ne aday olmuş bir ülkeyiz. Avrupa ile ilişkileri belki başka bir programda konuşuruz. İsmet İnönü'nden mi başlatmak hayır, lazım? Hayır. Yani birinci meşrutiyet. Tabii. 1876'ya kadar var. 2-3 yıllık bir süreç. Tabii. Tarihe girmek istemiyorum. Sadece modern Türkiye tarihi yani olarak. Osmanlı'nın tamamen hep yönü batıya dönük. Yani batıda canım, ne varsa tabii, ona dönük yani. Tabii ki. Yani bunu şu açıdan tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. Yani ve bilmekte fayda var. Arap ülkelerinin çoğunluğu Türkiye'nin 1517'den beri yani halifeliği alıp Osmanlı'ya getirdiği andan itibaren Yavuz Sultan Selim döneminden hiçbir zaman İstanbul'dan talimat almayı kabullenemediler. Yani bu bir Arap mantığında anlaşılabilir bir nedendir. Ama bizim ilişkilerimizi ilk başta dediniz ya biz mi Orta Doğu'laşıyoruz diye. Yani onlar mı bizim gibi oldu yoksa biz mi onlar gibi? Şimdi iki şeyi burada özellikle vurgulamak lazım. Bizim eğitim sistemimiz yine de bütün tartışmalara rağmen pozitivist, batılı merkezli bir bakış açısına sahiptir. Hala direniyor ama. Direniyor. Ya ben işte bazı bilim adamları seçme grubundayım ulusal ve uluslararası alanda. Sorunun biraz şeyini biliyorum. Detayını biraz biliyorum onu diyeyim. Anlamaya çalışıyorum. Ama bizi tarih öyle bir noktaya getirdi ki Fatih Bey. Yani biz iki tarafla da geçinmek zorundayız. Yani bizim bu coğrafyada yapmamız gerekenler var. Burası kadim medeniyetler diyarı ve biz kültürleri, medeniyetleri yönetiyoruz. Yani Türklerin en büyük özelliği tarih yapıcı özelliği. Medeniyetleri yönetme, idare etme yeteneği. Şimdi kendi bir medeniyet kuramasa bile medeniyetleri yönetme tabii, yeteneği. Bu doğrudur. Teşekkür ediyorum bunu söylediğiniz için ve bu çok önemli. Bunu Halil İnalcık'ta da okuyabilirsiniz. İşte yabancılarda da yani Edward Said'de de okuyabilirsiniz. Ama idare edebilmek, yönetmek yani yönetmek başı başına bir yetenek ve biz Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizde de yani Türkiye'nin Fatih Bey devlet anlayışında bütün anlaşmalar eşitlik üzerine kuruldur. O nedenle Türkiye özel iltimaslı ortaklık teklifini Avrupa Birliği'nin reddetti. Ve ben birçok yazımda ve konuşmalarımda bunu söyledim. Yani Türkiye'nin devlet geleneği eşitlik üzerine kuruldur. Kıbrıs'ta bile bakın şu anda Kıbrıs'ta bile çözüm yok diyor ya Mustafa Akıncı'nın açıklamaları tabii büyük infial yarattı. Kıbrıs'ta bile siyasal eşitliğe dayalı olmayan bir çözüme Türk devletinin evet demesi mümkün değildir. O nedenle bu bir bakış açısıdır. Yani eksik artı fazla ayrı dava ama bizi Batı ile birleştiren şeylerden biri de eşitler arasında birinci olma iddiamızdır. Bu önemli. Türkiye eşitler arasında birinci olma iddiasını. Hangi eşitler? Yani bu Almanya olabilir, İngiltere olabilir, Fransa olabilir. Mesela şöyle bir mektup vardır biliyorsunuz Kanuni'nin Fransuva'ya yazdığı. Meşhur mektup. Şimdi
Bu kendini sayıyor, sayıyor, sayıyor. Örneği anlatayım mı? Anlatayım. Bakın bu izleyiciler açısından da ilginç olabilir. Şimdi Tarat Halman biliyorsunuz Yıldız Kenter'le Türklerin tarihini anlatan böyle bir belgesel, evet, gibi bir şey yaptılar. ODTÜ'de de ve Türkiye'nin her yerinde yaptılar. Ben çok beğendim, çok güzel. Orada Kanuni'nin yazdığı mektup var. Şöyle başlar, ben ki diye başlar. Sayıyor, sayıyor, sayıyor. En altta ve sen, François, Fransa kralı. Yer İrlanda, şehir merkezindeki en büyük kongre salonu, 2000 kişi var. Yani Tarat Halman ve Yıldız Kenter bunu Türkiye'de olduğu gibi okuyorlar. Yani biz burada ne kadar güzel falan diyoruz. 2000 kişi arasında Fatih Bey, iki kişi ayağa kalkıyor ve bu mektup okunduktan sonra salonu terk ediyor. Bilin bakalım kim? Fransa Büyükelçisi ve karısı. Yani bu tarihsel olguyu bile kabullenemiyor. Adamın söyle, mektup orada. Yani şimdi bunu niye söylüyorum? Batı'nın en büyük özelliği tarihsel gerçekleri unutmaması. Kaydediyor. Batı'nın en büyük özelliği bu. Biz unutuyoruz, onlar kaydediyor. Kaydetme üzerine kurulu şey Osmanlı'da vardı. Register. Yani işte her şey kaydı. Çankırı'daki arşiv medeniyeti. Her şey kaydı. Tabii ki her şey kayıt altında. Arşiv medeniyeti. İki tane tavuğu var, onu bile kayıt altına alıyor. Bu bizi Batı ile şeyde, ki Bernard Lewis'in kitaplarını bu anlamda çok iyi okumak lazım. Zaten kitaplarından biri şey, biliyor musun? Nerede yanlış yapıldı? What went wrong? Evet. Soru işareti. Yani ne oldu da Batı son 350 yılda Türkiye'nin, Osmanlı'nın ve İslam dünyasının önüne geçti? Şimdi burada temel soru şu. Biz Arap ülkeleriyle, İslam dünyasıyla hangi ortamda ve hangi mekanizmalarla ve hangi insan tipiyle 21. yüzyılda eğer mücadele verilecekse diğer medeniyetlere karşı mücadele verecek? Bu eğitim sistemiyle mi yapamazsınız? Yani yok. Ama diğer taraftan şunu görmek lazım. Küçük Arap devletleri diyoruz ama çok fazla da küçümsememek lazım. Yani ben özellikle bu devletlerin Suudi Arabistan'da bile, bakın Suudi Arabistan'da Yapay Zeka Bakanlığı kuruldu. Kuruldu. Kuveyt'te ve Dubai'de, özellikle Dubai'de işte son gittiğim konferansta da bir defa daha gördük. Ya 176 milletten insan çalışıyor. En iyi beyinler orada ama bir şeyi vermiyorlar. Özgürlük yok. Evet. Yani bizi diğerlerinden ayıran o özgürlük duygusu. Yani şey gibi, duman gibi görüyorsunuz ama yakalayamıyorsunuz. Ve bu özgürlük burada var. Hala var. Hala. Evet. Ben bir iki usta devam ediyordum o zaman. Şeye girdi, tarihsel felsefeye girdik. Eyvallah. Evet, kusura bakmayın. Hocam bir gün bunu başka bir şekilde tartışalım. Biz siyaset dışı bir gün. Olur. İç politik olmama kaydıyla var. Yok, iç politik değil. Tarihsel gidin. Hüseyin Hocam şeyi söylemişti. Türkiye-Suriye iç savaşı başladığında içeriye gelen bir şekilde Suriye'ye girip çıkıyordu. Yani gerek, evet, psikopatlar, gerekse, aynen, işte şeyler. Sınır geçirgenliği müthişti. Evet ama yani bu Türkiye'nin demokratik bir devlet olması, evet, ile de çok yakından alakalı. Yani ama İran üzerinden. Yani sınırı kontrol eden devlet de olmaz yani, alt sınırın en azından. Yo, onlar sınırı ama şey değil yani, illa böyle illegal geçen ekipler, tabii, tabii, değil. Hükümete yani, burada yani bir şey diyelim. Pasaportunu tabii, gösterip koy, bilmem ne yapıp geçen ekipler yani bunlar. Ama doğru, bununla ilgili şunlar da yapıldı. Yani şimdi. Ama bir ara bizim Suriye sınırı yol geçen gibi de gelen. Red Bull bile satılıyor. Ama şu rakamları vereyim. Türkiye bu sınır geçişkenliğini azaltmak maksadıyla akıllı sınır sistemine geçmekle birlikte şüpheli gördüğü 300 bin IŞİD'li yabancı üzerinde 300 bin birebir mülakat yaptı. Örneğin kendi ülkeleri bildirdi bunları, bir de bazılarını. Onu da söyleyeceğim. Evet. 2000'in üzerindekisini havalimanından direkt deporte etti. Bu 300 bin görüşmenin sonucunda risk analizleri yüksek seyredenlerle ilgili bir databank oluşturdu. Ve bu databankı istihbarat paylaşımı kapsamında Avrupa ile paylaştı. Ve bu databankın içerisinden çıkanlar Charlie Hebdo'yu falan yaptılar. Evet. Tam onu söyleyeyim. Belçika'daki hava saldırısı, evet, Charlie Hebdo, Nice tabii saldırısı falan, bunların pek çoğunda Avrupa burnunun dibini göremezken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bu yapmış olduğu inanılmaz çalışmalardan dolayı sınır geçişkenliği noktasında eleştiriyor olması aslında çok fazla kabul edilmesi gereken bir husus değil. Avrupa açısından değil, ben kendim söylüyorum. Evet, yani tabii, bunca adam girip çıktı buraya, nelerin girip, yani girip burada eylemler yaptılar. Şimdi dolayısıyla aynı hususu, yani unutuyoruz her şeyi. Evet, aynı hususu HTŞ konusu dahil olmak üzere radikal örgütlerle de görüşmeliyiz. Yani Türkiye'nin içerisine doğru süpürülmek istenen sadece sığınmacılar değil,
sayıları 15 ila 20 bin civarında başlayıp yukarılara doğru giden bir rakam ile radikal unsurlar var. Bu unsurlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne girdiğinde bu unsurların içerisinde Batı istihbarat ajanlarıyla direkt etkileşim içerisinde olanlar Türkiye'de hayatı, siyaseti manipüle etmek maksadıyla Antep'te de, Reyhanlı'da da, İstanbul'da da, Ankara'da da her ki türden bunların, terör eylemini ortaya koyabilir. Bir yandan da Türkiye'de hem fikirsel hem sosyal tabanı da var. Mutlaka. Evet. Yani Türkiye'nin kendi sosyal kodlarıyla da direkt ilintili olarak. Şimdi dolayısıyla sahada ne yapılmalı? Ben sahada çok farklı bir durum oluştuğuna inanıyorum Fatih Bey. Şimdi Rusya'nın yapmış olduğu bu bombardıman sonucunda Mareten Numan'dan Serakip'e kadar birçok yerleşim yeri insansızlaştırıldı. Eğer Türkiye bu sığınmacıları itmek maksadıyla bir sınırlı İdlib'de kalmak kaydıyla bir askeri hareketlilik içerisine girer ve bu bölgede bir güvenli bölge oluşturursa Türkiye'nin yapması gereken en önemli şeyim ben tekrardan bu şehirlere dönecek olan sığınmacıları tek tek analiz ederek içeriye alması ve radikal unsurlardan arındırılmış bir güvenli bölge yaratma noktasındaki en büyük hamlesinin bu olabileceğini düşünüyorum. Türkiye'de. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler diye bir cümle var malum Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya ait. Burada da bu kadar yoğun bombardıman sonucunda evleri yıkılan çoluk, çocuk, kadın katledilen insanlar Suriye sınırına Türkiye'nin geldikten sonra tekrardan onları bu şehirlere yerleştirmek ister isek mutlak surette bu şerden doğan hayrı kullanıp burayı steril bir şekilde yerleşime açmak durumundayız. Türkiye'nin burada Tel Abyad tecrübesi var. Rasulayn tecrübesi var. Peki bunca milyon insanı yapabilir miyiz bunu? Afrin'de yaptık. Barış Pınar Harekatı'nda yapılır. Yaptık. Fırat Kalkanı Harekatı'nda DH'ları temizledikten sonra yaptık. Hatta şöyle yaptık. Hem Barış Pınar Harekatı'nı, hem Zeytin Dalı Harekatı'nı, hem Fırat Kalkanı Harekatı'nı Fatih Bey, içeride yaşayan siviller olmasına rağmen gerçekleştirdik. Şimdi ise bu yerleşim bölgeleri insansızlaştırıldı. Bak. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştireceği bir askeri harekat noktası bu açıdan önemli. Peki bu teröristler ne biliyor musunuz şu anda? Sığınmacıların içinde. Ve ben Türkiye'de istihbaratın bu anlamda külliyatlı bir data bankının olduğu noktasını biliyoruz yani bu bölge. Parmak izi. Rusya ile parmak izi, iris kontrolü dahil olmak üzere birçok husus uygulanıyor. Hatta araç plakaları üzerinden Tel Abyad'a sistem kuruldu. Araç plakaları üzerinden patlamalar arka arkaya meydana gelince. Dolayısıyla biz bunu yapmak zorundayız. Belki son bir cümlede şunun için söyleyeyim. Eğer Türkiye İdlib noktasında her türden saldırıyı sineye çekecek, 2 milyon insanı kendi sınırlarının içine alacak, HTŞ'li radikal elemanların da girmesine sebebiyet verecek bir siyaset izlerse, içerideki karışıklıkla birlikte mutlak surette Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'yla Fırat Kalkanı'ndaki açılan alanın güney sınırları ve kanadı Suriye rejiminin hedefi haline gelecektir. Bunun başkaca bir izahı yoktur. Dolayısıyla bu 2-3 milyon sığınmacının üzerine yani İdlib'den gelebilecek Afrin'den Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'yle Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden de bir sığınmacı kriziyle karşı karşıya gelebiliriz. Dolayısıyla diplomasi bu işi çözmüyorsa silahlı kuvvetler bu iş için vardır ve ben silahlı kuvvetlerin sınırı dibinde Suriye Arap ordusunu da İranlı milisleri de karşımızda kim olursa olsun karşılayabilecek güce sahip olduğunu bilenlerdenim. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Bir ara vereceğim. Devam edeceğiz değerli izleyiciler. Evet Türkiye bir hareket yapabilir de o kadar çok değişken var ki. Ya. Rusya var, Amerika var, İran var. İran'la ayrı bir ilişkimiz var. Her ne kadar İran biraz bölgede güç kaybı içerisindeyiz ama Rusya'nın artan gücü var. Amerika'nın Türkiye'yi goygoylamaları var. Jeffrey Hayre gelmedi buraya. Onları da kalan sınırlı vaktimizde reklamdan sonra konuşacağız. Eray Hocam, Rusya ile bir yandan bu kadar yakın, bir yandan bu kadar uzakken ama bir yandan da bu ilişkiyi öyle veya böyle götürmek zorundayken, Rusya'dan hava savunma sistemleri almışken, en önemli ticari partnerlerimizden biriyken,
ticaret hacmimizin en yüksek olduğu ülkeyken ve bu hacim enerji dolayısıyla anormal biçimde aleyhimize tezahür ederken biz nasıl Suriye'de Rusya'nın arzularının ya da çıkarlarının tamamen zıttı bir tavır içerisine girebiliriz? Yani Yusuf Hocam'ın söylediği gibi eğer biz oraya girersek ister istemez Rusya'ya da karşı karşıya gelmiş olacağız. Mümkün böyle bir şey mi? Evet, yani şunu tabii çok hani nasıl diyelim, pirinç ayıklama operasyonu gibi bir şey olur. Hani evet. Ona hazırlanıyoruz. Ancak demin de söyledim, yani alanda çok ciddi bir sosyolojik örtüşme de meydana geldi. Yani o şiddet alt toplumsal grupları da silahlı direniş anlamında bir araya getirdi. Bunu da görmek lazım. Türkiye bunu da etkin bir şekilde kullanıyor. Şimdi tabii bunu yapabilir Fatih Bey. Yani çok da detayına girmek istemiyorum. Şöyle yapar, böyle yapar. Bunu bırakalım. Genelkurmay ilgili güvenlik birimine yapsınlar. Yani. Ama neticede Türkiye şu pozisyon itibariyle bu operasyonu o gözlem noktaları sınırına kadar olacak şekilde adım adım yavaş yavaş hani böyle birden topyekun bir taktik muharebe anlayışıyla değil de hani insani hassasiyetleri de gözeterek adım adım yapabilir. Fakat burada tabii tabii bunun için de bir deadline verildi. İşte Şubat ayına kadar bir süre verildi. Görüşmeler olacak vesaire. Ne olacağını göreceğiz. Evet, bu süreçte bize tekrar saldırı riski olabilir mi? Evet, olabilir, olmaz diyemeyiz. Çünkü çatışma ortamı her türlü şey. Ama yani ben bu karşılık, verilen karşılıkta neler yapıldığına bakınca gerçekten rejim çok ağır bedel ödüyor. Yani az buz değil. Hani öyle böyle değil. Yani çünkü oradaki Türk muharebe gücü, Türk Silahlı Kuvvetleri muharebe gücü hani göz ardı edilebilecek bir muharebe gücü değil. Yani 3000'den fazla, 4000'e yakın asker ve çok ciddi de bir şey var. Muharebe gücü var, yani silah, teçhizat ve malzeme var. Tanklar var, mekanize unsurlar var vesaire. Ya ateş destek unsurları, hava savunma sistemleri girdi şu an bildiğimiz kadarıyla. Hani gerçekten çok ciddi bir şey var. Muhtemelen radarlar da girmiştir. Özellikle atış yapılan yerlere karşı anında havadayken daha vuracak şekilde bir takım sistemler. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri alınabilecek bütün elindeki imkanlarla bütün tedbirleri almaya çalışıyor. Ve bir operasyon için hazırlık, yığınaklanma yapıyor. Yani gördüğümüz manzara bu. Şimdi asıl soru şu. Neden Rusya stratejik bir seviyeye doğru ilerleyen Türkiye-Rusya işbirliğini riske atacak hareketler yapıyor? Değil mi? Neden? Yani neredeyse artık şimdi Donald Trump'ın yeniden aklanıp işte başkan seçilmesi artık kesinleşti gibi bir şey. Yani ve burada özellikle Beyaz Saray'ın hem demokratlara hem de Pentagon'a karşı çok ciddi bir üstünlüğü ortaya çıkacak gibi görünüyor. Bu da tabii aslında Türkiye'nin lehine. Çünkü bugüne kadarki süreç bu şeyde. Hocam daha iyi bilir. Türk-Amerika'ya çok fazla girmeyeceğim ama şu ana kadarki yaşananlar Donald Trump'ın böyle bir pozisyonda yeniden başkan seçilmesinin geçmiş döneme göre Türkiye'ye artılarının fazla olma ihtimalini bize gösteriyor. Şimdi böyle bir pozisyondayken Rusya neden bunu yapıyor? Neden İran'a yönelik ciddi bir operasyon hazırlığı varken Orta Doğu'da, İran ayrışma süreçlerine doğru evrilirken neden İran özellikle işte kara operasyonlarında ya da kara saldırılarında rejimle birlikte hareket ediyor? Bunu aslında biraz bu soru üzerinde yorumlama yapmak lazım. Bakınız, şunu deminki söylediğim şeyi bir kere daha tekrar etmek istiyorum. O da Türkiye'deki Suriyeli insanlar geri dönmek istemiyor değiller. Ama rejimin şerrinden korkuyorlar. Bunun altını çizmemiz lazım. Yani orada bir şekilde rejimin baskı altına alınıp artık şiddetin ortadan kalktığı bir ortamın oluşturulması zaruri. Yani bu olmazsa buradaki insanların dönmesi, hatta yeni yeni kaotik süreçlerle Türkiye'nin karşılaşması gibi çok ciddi bir risk var. İşte bu yüzden biz İdlib'deyiz. Bu yüzden biz sınırlarımızdan itibaren değil, sınırlarımızın derininden itibaren ülkemizi korumak durumundayız. Ama şu soru önemli. Neden Rusya böyle bir şeye girişiyor? Yani Türkiye ile ilişkilerini bile riske atacak şekilde neden İran bunu yapıyor? Bakınız, şimdi iki tane söylem var değil mi? Bir, deniyor ki rejimden haberimiz yoktu. Yani rejim yapmış, bilmiyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Evet, olabilir. Bakınız, örneği var. Ocak 2019. Hatırlayın, iki tane rejime bağlı tümen birbirine bir hafta çatıştı. 70 civarında da rejim askeri öldürdü. Biri İran destekli, biri Rus destekli. Şimdi dolayısıyla rejim ne kadar kendi silahlı güçlerine hakim. Ama burada Rusya için sorulması gereken şey şu. Sen hakim olamadığın bir aparatla iş tutuyorsan, ya o zaman hakim olamadığın bir aparatla iş tutma. Bu aparat sen iş tutabilirsin ama ortağın bu olamaz. Kim olur? Türkiye olur. Bir kere bunu görmen lazım. Eğer sen rejime hakimsen ve bilgin dahil doğruysa, o zaman Türkiye-Rusya ilişkileri doğal olarak sorgulanmaya başlar. Bu da hem Orta Doğu'da hem bölgesel hem de küresel anlamda Rusya'nın çıkarlarını riske gireceği, demin de söyledi hocam, yani Türkiye'den Kafkasya'ya kadar bir coğrafyada Rusya'nın
Elbette biz de zarar görürüz. Yani bu çok. Bunu arzu ediyor değilim. Çok. Sadece böyle bir durum, iki paradoksal durum var. Yani biliyorsan niye iş tutuyorsun, bilmiyorsan... Aslında çok bir paradoks olmaya da bilir hocam. Bilmediğin ya. Bir şeyle, hani nasıl diyelim, yani eğer senin bilgin dışında hareket ediyorsa bu rejim, o zaman sen niye onunla ortaklık yapıyorsun? Yani şimdi bunu bilmek lazım. Çünkü rejim Rusya sayesinde hayatta durabiliyor. Yoksa göçmek üzereydi, çökmek üzereydi. Şimdi dolayısıyla buna baktığımızda demek ki arkada aslında bir şey var. Ben bunu da tartışmaya açmak isterim. Bakınız şunu nihayetinde söylüyorum. Yarın Astana süreci vesaire normal şekilde cereyan etse, demokratik seçimler olsa, yeni gelen yönetimin Rusya'ya bakış açısı ne olacak? Rusya artık orada kimin geleceği de belli. Rusya karşı herhangi bir hükümetin gelmesi söz konusu değil. Evet. Yani şimdi işte bu açık noktada yani. Acaba Türkiye ile uzun Rusya... vadedeki o titrek rejimde istediği gibi manipüle edecek. İşte aynen, burada işte bakınız şöyle bir şey var. Yani ben demin... Sanki zaten özür dilerim. Sanki öyle bir şey olacak. Yani orada Esad gitse de merkezi hükümet dediğimiz yer bir Rusya yanlısı bir rejim. Kürt bölgesinde ise Amerika yanlısı bir rejim olacak. Ve orası fiilen Fatih Bey, öyle olacak. Hiç kimse Batı dünyasında olsun, Rusya'da ve Çin'de olsun... Beşar Esad'ın gideceği üzerine bir politika yapmıyor. Beşar Esad'ın tabii. kalacağı yok, üzerine. Yok, kısa vadede zaten evet. bir şey gitse sonuçta. Bile titrek hükümet modeli yani, mutlak surette kurulacak. Yani Nusayrilerden Cumhurbaşkanı yaşamanı bir şekilde tabii. yitirirse doğal yollardan belki bir değişiklik. Ben Eray Hocam konuşmanıza bir katkı sunabilirim. Hani bir paradoks konusu var. Ben şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile siyaset geliştiren ve Suriye'nin yaklaşık %30'unu işgal altında tutan YPG'li unsurlar Amerika ile birlikte hareket ettiği için Afrin bölgesinde Rusya YPG'ye olan tepkisini gösterip Türkiye'ye hava sahasını açıp Türkiye'nin sopasıyla nasıl YPG'yi orada dövdürttürdüyse net bu şekilde oldu. Ya win-win'di bu. Kazan. Türkiye Afrin'i temizledi. Doğru. Rusya da YPG'ye dedi ki Amerika Birleşik Devletleri ile hareket etmeye devam edersen doğru. ben burayı açarım. Doğru. Şimdi doğru. aynı durumun doğru. bir paradoks içermeyip İdlib'de İranlı milislerin bu bölgedeki Rusya'yı dahi rahatsız eden davranışları ayyuka çıktığı için ki Türkiye'ye yapılan saldırının arkasında İranlı milislerin olabileceği söyleniyor. Belki Rusya bu noktada evet bir takım şeyler yapıp Türkiye'ye bir karşı hamlede bulunursa İranlı milislerin de aradan bir iki tokat yemesinin önünü açabilir. Ama şimdi Kasım Süleymani olayından sonra tabii İran... İran hala gücü var mı? Geçen onu sordum size. Yani gücü oldu. Var ama Kasım Süleymani gibi biri yok. Evet. Yani futbol takımı gibi yani çok iyi kaptan bir oyuncusu gitti. Var. Messi Forvet gitti. Evet. Yani Messi gitti. Barcelona'sı var kazanacak. Evet. Mesela bugün evet. çok enteresan bir şey Fatih Bey. İran İslam Devrimi ile ilgili kutlamalar 41. yıl kapsamında yapılıyor. Ben dün akşam Ankara'da katıldım. Milyonlarca insanın sokaklarda olduğunu söyleyen Cevat Zarif'in açıklamalarına rağmen sokaklarda sadece 10 binlerce insanın tamam. olduğu ve bu arada da farklı şehirlerde inanılmaz protestolar olduğu söyleniyor. Bu olacak. Yani İran buna hazırlıklı olması lazım. Evet. Bu doğrudur. Önümüzdeki dönemde de İran'da dışarıdan destekli veyahut da içeriden insanların artık yeter demeye başladığı bir süreç başladı. Ve gördüğüm kadarıyla da yani 40 yıl sonra devrimden 41 yıl sonra rejimin birçok alanda toplumun beklentilerini yerine getiremediği için, onu memnun edemediği için sosyal hareketlenmeler olacak. Ve bu kaçınılmaz. Bu tarihsel bir olgu. Kapalı toplumun sorun, başına gelen. Tabii kaçınılmaz olarak. İşte İran'ı dediğim gibi takip etmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca en üst düzeyden. Ama şurası tabii gerçek. İran sizin sorunuz. Yani İran güçlü mü? Sorusuna verilecek yanıt evet. İran'ı mesela Amerika'nın işgal etmesi söz konusu mümkün. Değil. Yani bir de bu coğrafyada 3 tane medeniyet var Fatih Bey. Türkler var, Farslar var ve Araplar var. Kürtler bunların arasında paylaşılmış bir durumda. O nedenle hep böyle tarihsel olarak da orada burada kalmak zorunda kalan bir devlet geleneği oluşturamayan bir grup. Yusuf Bey'in söylediği tabii çok olası bir şey. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın önümüzdeki dönemde PYD, PKK'ya destek vermeye devam edeceğini bilmek lazım. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Bu politikalardan bir geri dönüş yok. Geçen hafta yine konuştuğumuz hususlar. Öyle mi? Yani bunu şunun için özellikle karar alıcılar açısından söylüyorum. Yani edebiyat yapmakla sahadaki gerçeklikler arasında böyle bir ayrışma olmaması lazım. Ve Türkiye'nin
Buna rağmen bu ülkelerle, yani hem Rusya ile hem ABD ile ilişkilerini devam ettirmesi ama kendi çıkarlarını da yeniden tanımlayarak onları koruma politikası takip etmesi gerekir. Ben Rusya'nın, iki arkadaşımızın da özellikle askeri açıdan yorumlamaları da çok iyiydi, siyasi açıdan da olduğu gibi. Ama Rusya'nın bu coğrafyada Türkiye'yi engelleyen bir pozisyona döndüğünü görüyor şu anda. Yani önceden destekleyenden şimdi engelleyene. Şimdi bu engelleme sürecini Türkiye ne kadar kaldırabilecek? Türkiye Rusya'sız orada nasıl müdahale edebilir? Yine Genelkurmay'ın tabii hesaplaması lazım. Dediğiniz bütün o sevkiyatların yapılması. Türkiye hani kendi göbeğini kendi kesmesi kavramı çok kullanılıyor ya. Ama şurası bir gerçek. Rusya ile biz Suriye'de hasım duruma düştüğümüz anda... Düşmemeliyiz. Evet. Yani onu... Peki Rusya bile bir şey diyorsa dedi mi? Bu denli yüksek Türkiye'de potansiyeli var. Ruslar eder. Rusya, şimdi Rusya'nın Orta Doğu politikalarını Fatih Bey tabii genel çerçeve içinde bilmek lazım. Yevgeni Primakov'un bu konuda... O çok eskiydiniz. Ama Sovyetler Birliği'nin politikasının devamı. Devamıdır. Yani Putin'in en büyük özelliği kalan yerden hani filmin devamını daha iyi bir konuma getirmesi. Ne o Sovyet? Aynen öyle. Bu konuda bu konuda şöyle Putin'in Dünyası diye bir kitap yayınlandı Angela Stanton. Evet. Putin's World diye. Orada mesela Putin'in bakış açısı Sovyetler Birliği'ni nereye kadar reddediyor, nerede alıyor ve Rusya kimliği ile Sovyet kimliği arasındaki o ilişkiyi nasıl koruyor? Şimdi, önceden mesela Sovyetler Birliği dediğimiz zaman Sovyet vatandaşı vardı. Şimdi Rus milliyetçiliğinin ön plana çıktığı düşünülüyordu ama kavram olarak Rusyalı olabiliyor. Yani Rusyalı işte Kazak olabilir, Tacik olabilir, Kırgız Dağıstanlı olabilir. Olur, Dağıstanlı olur. Olur. Yani böyle bir yeni kimlik vermeye çalışıyor Putin. Bunu da belki bir... Ama şöyle müsaadenizle şurada dipnot olarak vermek lazım. Cevap verilmesi gereken soru şu hocam. Neden Rusya böyle bir dönüşüm içine girdi? Güzel. Bunu yakalamak güzel. Lazım. Doğru. Yani ben bir yorum olarak fikrimi ifade etmek isterim. Hocalarım da mutlaka katkıları olacaktır. Yani bugün Türkiye, Rusya stratejik seviyeye doğru ilerleyen Türk-Rus işbirliğinin bence arka planda Rusya bu ilişkiden beklediğini alamadı. Gördüğüm manzara bu. Neydi bu beklenti peki arka planda? Yani neden bu kadar işbirliği vesaire? Çünkü aslında Türkiye'yi bir anlamda da NATO, ABD ve Batı değerlerinden geri dönülmez bir noktaya taşımaktı. Ama bu olmadı. Yani Türkiye merkezi denge politikası izledi ve bütün şeye rağmen, sarsıntılara rağmen ABD'den de kopmadı. Bakın tabii, ne diyorum? Tabii NATO'dan da çıkmadı, ABD'den de kopmadı. ABD'den de kopmadı. Yani şimdi bu bence güzel. Rusya'nın çok güzel. Da arzu ettiği bir şey değil. Ve burada yani Türkiye'nin bir şekilde yani ya da bir türlü ne olursa olsun Batı değerlerinden ve NATO'dan, ABD'den kopmayacağı gibi bir kanaate evrilmişse eğer bu düşünce, dolayısıyla yapılan süreçler de bir anlamda Ukrayna olayını belki yitiriyor. Eray Bey şey yapsın, yani Ukrayna ziyareti ve orada söylenenler. Aslında Ukrayna tabii bugüne kadarkilere bir cevaptı. Yani Ukrayna'dan sonra değil, Ukrayna'dan önceyi bir anlamda da bence düşünmekte fayda var. Şimdi o biraz Amerika'nın Rusya'nın ayağına basmak olmuyor mu? Yani? Oluyor işte, onu demek istedim. Yani Rusya'yla biz basıyor da basıyor. Ama onun ayağı krizlerin sonucunda bir cevap gibi de belki okunabilir. Tabii Ukrayna'dan sonra da Ukrayna ziyaretinden sonraki gelişmeler de malum var. Ancak yani şu an problematik bir sürece girmiş durumdayız. Yani domates ithalatını da durdurdular işte. Sürece girmiş durumdayız. Fakat yani belki biraz daha geniş bir perspektiften baktığımızda Rusya'nın hani biz şimdi tabii Türkiye açısından bakıyoruz Rusya ile ilişkiler. Bir de Rusya'yı kendimizi yerine koyalım. Bakın 17 milyon kilometre kare yüz ölçüm, 140 milyon nüfus. Bunun %60'ı yaşlı. Ve Rusya'nın ekonomisine baktığınızda aslında nedir? Doğalgaz, petrole dayalı bir ekonomi. Yani Rusların doğal kaynaklara dayalı. Öyle diyelim. Rusların üretip sattığı bir marka, kaç tane marka değer var? Yok yani. Hani çok az ya da varsa da kendi yurt içinde satıyor. Dünyada böyle bir şey yok. Yani ekonomi açısından doğal kaynaklara bağımlılık bir kırılganlık. bir kırılganlık yaratıyor. Yani bunu görmek lazım. Ve bakarsanız her geçen gün yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen dünyada bir süre sonra Rusya'nın bu anlamdaki ekonomik gelirlerinin de doğal olarak düşmesi beklenebilir. Ve tek dayandıkları silah teknolojisi. Evet, çok güzel. Bakınız yani. Bir şey söyleyeyim.
Hocam şu silah teknolojisinde ifade edeyim. Bakın şu silah teknolojisinde de baktığımızda Rus silah teknolojisinin çoğunun, büyük bir bölümünün aslında yani o yüksek teknoloji ürünler de var vesaire, ama çok büyük bir bölümünün dijital değil analog teknolojiye, daha manuel teknolojilere dayandığını. Yok. Hocam bakın şöyle, yok demeyin, BTR'lere yani bakın. Hayır canım, yani klasik konvansiyonel silahlara bakarsanız neredeyse tamamına yakını. Peki, abi, özür dilerim. Şey yani. Su-57. Efendim? S-400. Ya şöyle bak, bazıları dedim. Yani neticede yüksek teknoloji ürünleri de var ama bunu bir ABD ordusundaki teknolojiyle kıyasladığınızda. Yani bakın şöyle ama yani bir ABD ve Batı teknolojisi de oransal olarak kıyasladığınızda ABD ordusundaki ve Batı ordularındaki teknolojik seviyenin Ruslara göre çok daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Yapılarını çökertecek, onları hackleyecek derecede bu yeni teknoloji hakimler yapmıyor, bu eski söylediğim. Hayır. Silikon vadisine önemli bilim adamları bakın, Rusya'da. Hocam şunu açıklamamıza izin verin. Biliyorsun Google'ın ortağı Rus. Yandex Rus. Ama şöyle yani şimdi bu silah teknolojisindeki ağırlık payının ne kadar olduğunu bakarsanız bu oranın Batı ve Amerika ülkelerinde biraz daha yüksek olduğunu görmemiz lazım. Yani bu Ruslarda yüksek teknoloji yoktur demiyorum. Güzel. Sadece bunun oranının ABD ve Batı'ya göre daha düşük olduğunu söylüyorum. Bunu bir de ekonomik kırılganlıkla birleştirdiğiniz zaman aslında gelecek perspektifte Rusya'nın da çok da iyi bir süreçte karşılaşmayacağını ifade edebilirim. Tamam da o geleceğe daha epey var. Biz yarın ne olacak diye. Yarın tabii çok az. Yarın. Evet. Ama şimdi çok az vaktimiz var. 1-2 dakikamız isterseniz var. İsterseniz saha ile ilgili bir iki husus. Askeri analiz anlamında. Lütfen. Şimdi askeri harekat anlamında çok farklı bir haritayla da karşı karşıyayız. Yani program vasıtasıyla bunu dile getirmek istiyorum. Çünkü genelde yığınaklanma askeri harekatlarda kendi dost unsurlarınızın bulunduğu bölgede başlar. Örneğin Zeytindalı harekatını Hatay ve Antep civarında yaptınız. Barış Pınarı'nı yine Urfa civarındaki kendi bölgenizde yaptınız. Ama çok enteresan bir şekilde şu an Türkiye harekatı icra edeceği bölgenin içine yığınaklanma yaptı. Doğru. Yani İdlib'de, hatta yani rejim unsurlarının olduğu bölgelere de. Serakip şu an rejim elinde. Ama oraya 4 tane Eray Hoca'nın da söylediği gibi kendisi şeyini açtı, gözlem noktası kurdu ve muharip kapasitesi olan unsurlar. Ve bunun içerisine 2000'e yakın zırhlı araç soktu İdlib'in içerisine. Dolayısıyla ben burada şunu getirmek istiyorum. Hayır, Türkiye. 2000'e yakın zırhlı personel taşıyıcısı, tank, kirpi, hava savunma sistemlerini soktu. Şimdi bu aslında askeri harekat anlamındaki tarihçilerin analiz etmiş olduğu hususların perspektifinden bakılırsa çok enteresan bir nokta. Yani normalde olmaz böyle bu şekilde. Sana saldıracağını biliyorsun. Adam içeriye habire yığınak yapıyor ve sen bir şey yapamıyorsun. Yani Suriye açısından. Bu sıkıntılar da tabii yaratabilir. Yani bu kadar dar bir alanda, bu kadar yoğun bir askeri hareketlilik, o friendly fire dediğimiz dost ateşlerin etkilenmesinin çok kapasitesini ve oranını arttırır. Ama müthiş de bir avantaj sunar. Yani bu kadar harekat yapacağınız bölgenin içerisine yayılmış bir vaziyette zırhlı unsurların, komandoların, lojistik desteğin, zırhlı personel taşıyıcılarının girmiş olduğu bir ortamda harekat eğer başlarsa çok enteresan, analiz edilmeye mutlak surette ihtiyaç duyan bir tablo var şu an karşımızda. Ne o tablo? O tablo işte yığınaklanmayı sınırda yapmayıp çok net bir şekilde karşı tarafta ele geçirmek istediği bölgede yaptı. Yani o kadar birbirine yakın ki artık Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları harekat başladığında yıldırım hızıyla bir harekat gelişebilir. Biz aslında harekatı başlattık yani. Başladı anda. Tabii ki. Serakip'in içinde, Mahrettin Uman'ın dibinde, İdlib'in içinde. Şu an operasyonel süreç devam ediyor. Durmuş değil. Anladığım kadarıyla biz şuradaki ortak görüş bu, anladığım kadarıyla. Türkiye İdlib'de bir askeri harekat yapabilir ve yapmalı eğer durum bu şekilde sürerse. Hemfikir miyiz? Evet. Sığınmacıyız. Ama bunu abartıp da yok Şam, yok Halep, yok ora, yok bura falan gibi hayalci bir yerleşmeye sokmalar. İdlib'de mahpus olarak sınırlandırılması gerekiyor. Peki son sorum şu. Hocam bunu size sormak isterim. Türkiye'nin orada terör unsurları olarak bilinen, bizim de terör unsurları olarak kabul ettiğimiz unsurlarla beraber hareket ediyormuş gibi görüntü ortaya çıkar mı buradan? Bunun riski var mıdır? Var. Yani Rusya'nın şu andaki en büyük tezi de o. Türkiye'nin bu radikal unsurları temizleyemediği, tek başına başaramadığı, o nedenle rejimle birlikte hareket ederek bu unsurları temizleme
operasyonu olarak görüyor. Zaten teknik görüşmelerde de herhalde en önemli konu bu. Türkiye böyle bir suçlama gelmiş, siz radikal unsurlarla berabersiniz tabii. Çünkü diye. İdlib anlaşmasının veya da İdlib sürecinin en büyük özelliği Astana'da da neydi? Türkiye bu radikal unsurları bölgeden çıkaracaktı. Rusların elindeki en güçlü tez bu. Ama Türkiye'nin de tezi şu. Yani siz benim askerlerime anlaşma gereği korumanız gerekirken saldırıyorsanız ben de karşı cevap veririm. Orada da Türkiye. Ayrıca İranlı milislerin de radikal terörist unsurlar olmadığını söylemek sadece Rusya'ya ait bir söylem. 17'nin üzerinde dünyanın farklı coğrafyalarından getirilmiş ve burada para karşılığı savaştırılan unsurlar var. Bunların da Heyet Tahrir Şam'dan çok farkının olduğunu açıkçası. En az onların galiba ödemelerini yapamıyormuş gibi bir şey var. Yani. Evet. 250 bin varil ihracı. Kasım Süleyman'dan sonra İran bu coğrafyada bu örgütleme işinde bayağı bir aksayacak gibi gözüküyor. Bana göre geliyor. Onun etkisini orta yani kısa vadede görmeyiz belki orta vadede göreceğiz. Evet. İran'ın ekonomik gerilemesi etkisini göreceğiz orada herhalde. Doğrudur. Tamam. Bitiriyorum merak etmeyin. sürekli bitti diyorlar. Bitti. Kusura bakmayın bitirmek için. Bence sakıncası yok. Değerli izleyiciler güzel konuşuyorduk ama saatimiz dolmuş. Çok teşekkür ediyorum. Ağza sağlık. Biraz daha meseleler net ortaya çıktı herhalde. Türkiye'nin geniş kapsamlı bir hareket yapmasını Türkiye'nin çıkarlarına değil. Amerika ile fazla içi dışı olmak da şu aşamada çıkarına değil Türkiye'nin. Daha çok ulusal çıkarları ön plan tutan ve bu bölgede Türkiye'ye gelecek bir göçü engelleyecek bir bu Amerika'nın tabiriyle preemptif bir harekat yapmak durumunda Türkiye. Bunu da abartmamak durumunda askeri güç gerektiği zaman kullanılmak üzere olduğu için kullanmasında fayda olabilir eğer işler böyle giderse diyor konuklarım. Benim bu konuda hiçbir fikrim yok. Ne söylesem boş. Her konuda fikrimiz olacak dediği bir şey yok. Ben bilgi topluyorum ama fikir üretemiyorum henüz daha bu konuda. Çok kafam karışık. İnşallah hayırlısı neyse olur diyeyim. Bir temenniyle noktalayalım. Pazar akşamı görüşünceye kadar hoşçakalın.